Mey daha öncesinde Kaliforniya Üniversitesi Sacramento'da işletme fakültesinde doçentlik yapıyordu. Bu dönem üniversitede Boğaziçi Üniversitesi'ne işletme bölümüne TÜBİTAK Konuk Bilim Adamı destekleme fonuyla bir aslında geçici öğretmenlik için geldi. Farklı farklı alanlarda çalışmaları var Hakan Bey'in. Mesela bunların bazıları çok popüler ve televizyonda da başka kanallarda da görmüş olabilirsiniz. Mesela bir tanesi Amerika'da New York Times'da, bir tanesi de NTV televizyonunda yayınlanmış, medyada yayınlanmış çalışmaları var kendisinin. Özellikle organizasyon bilimi ya da Journal of Organizational Behavior, Journal of Management Education, Journal of Managerial Psychology, Research on Emotion in Organizations gibi yüksek kaliteli, hakemli dergilerde yayınlanmış olan yazıları var. Şimdi belki de farklı geliyor olabilir ama hani ya da havalı isimlermiş gibi geliyor ama burada bir makale yayınlatmak gerçekten maharet isteyen bir şey. Neyin mahareti gerekiyor? Aslında bilimsel bir çalışma yapma mahareti göstermek gerekiyor. Hakan Bey bu bakımdan bayağı dolu ve bilgili bir aslında profesör demek istiyorum kendisine ama doçent unvanı bilmiyorum. Daha da rahatlıkla olacak gibi geliyor bana. Uzun uzun konuşmak istiyorum ben Hakan Bey hakkında ama hani çok fazla zaman almak istemiyorum çünkü sizin zamanınızdan yiyormuş gibi geliyor bana. Teşekkürler. Nasılsınız Bazen Hakan yiyesim Bey? geliyor ama. Bazen Şu an yiyebiliyorum için ama hayır. çok iyi sanırım. Burada mı yapacağız? Nasıl yapacağız? Şöyle. Çok güzel olur. Ben o kadar övdüm sizi ama Ben de yüzünüzü kendimi göstereyim. Çünkü iletişimde yüz yüze görüşme çok önemli. Şu anda biraz acayip bir ortamdayız. Ben böyle kameraya konuşuyorum ve sınıf yok. Normalde ben bu tip şeyleri hiç sevmem. Derslerimi hep yüz yüze yapmayı severim. Fakat teknoloji şu noktada çok önemli bir yer teşkil etti. Çünkü bunca insanı şu noktada, şu saatte bir araya toplamak mümkün değil. Teknolojinin faydalarından yararlandığımız için ben kabul ettim böyle bir toplantıyı. Çok teşekkür ediyorum Öğretmen Akademisi Vakfı'na bana bu fırsatı verdikleri için. Çok teşekkürler Volkan. Ne güzel tanıttın. Fakat ben bugün araştırmacı kimliğimi bir tarafa bırakarak bir öğretmen olarak sizlerle bir araya gelmek istedim. Ve bir akşamüstü toplantısı gibi düşünün bunu. Yaptığım araştırmalardan sizlere bahsedeceğim. Fakat benim kimliklerimden bir tanesi öğretmenlik. Üniversitede ders veriyorum. Yıllardır araştırmaların yanında. Dolayısıyla sizinle birçok noktada direkt konuşabileceğimiz konular var. Bunların en başında da öğrencilerimize daha iyi nasıl yakınlaşabiliriz? Bu benim için çok önemli bir nokta. Ve hatta kariyerimde bugüne kadar aldığım ödüller arasında benim için en anlamlı ödül bundan 3 sene önce en iyi öğretmen ödülüydü üniversitede. Bu ödülü aldım. Ben çok sevmiştim. Çünkü araştırmacılık kadar öğretmenlik de benim kimliğimin çok önemli bir parçası. Sizleri tebrik ediyorum. Böyle bir akşam üstünde, böyle güzel bir bahar gününde eğitime gayet bağlı bir şekilde buraya gelip bizlerle buluştuğunuz için. Bugün konuşacağımız konu duygular üzerine ama duyguların daha çok eğitsel liderlikteki bağlantıları üzerine. Ben eğitim uzmanı değilim. Ben örgüsel davranış uzmanıyım. Duygular üzerine uzmanım. İş yerinde duygular üzerine yaklaşık 17 senedir araştırmalar yapıyorum. Fakat hepimiz kabul ederiz ki bir sınıf da bir organizasyondur. Bir okul da bir organizasyondur. Dolayısıyla öğretmenin rolü aynı zamanda bu organizasyon içerisinde şekillenir. Çoğu zaman ne öğrettiğimizden çok nasıl öğrettiğimiz çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu da organizasyon bağlantıları içerisinde ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla bugün ben oturumun büyük bir kısmında size araştırmalardan bahsedeceğim. Bu araştırmalar daha çok örgütsel davranış alanında yapılan araştırmalar. Ancak ben bunların her birinin direkt sınıfla birebir konuştuğuna inanıyorum. Ve zaten oturumun sonunda da sizden gelecek sorular ışığında bugün anlatacağım bilgileri üzerinde bilgileri kullanabileceğimizi düşünüyorum sınıftaki konuları anlayabilmek için. Şu anda teknik kontrol yapmak istiyorum. Görüntü ses her şey yerinde mi? Çünkü sağdan bir takım mesajlar gelmeye başladı. Görüntünüzü hala göremiyoruz. Küçük bir ekran olması lazım görüntünüzü. Görüyorsanız kendi görüntünüzü. Evet. Onun üzerinde paylaşım başlat diye buton olması lazım. Tıklarsanız ona görüntünüzü
ediyorum. Siz de sıcak. Tamam, çok iyi. Ön izlemeyi başlat gibi bir şey olması lazım. Şimdi siyah ekran, evet, süper. Ha, şimdi daha ilk kez mi görünüyor? Ben bir saattir görünüm zaten. Tamam. Evet, görüntünüzü görebiliyoruz şu an. Tamam, Gayet çok iyi. güzel. Güzel. O zaman sunumuza başlayalım. Bugün konuşacağımız konu duyguların eğitsel liderlikteki etkileri. Bir yandan slaytlar da görünüyor değil mi Volkan? Slaytlar takip edilebiliyor değil mi şu anda? Ya ben Bir cevap alayım ben önce, devam etmeden önce. Herkes aynı sayfada mı? Slaytlar görünüyor. Takip edebiliyorsunuz. Çok güzel. Tamam. Devam edelim o zaman. Okey. Yani görüntü? görüntü geliyor, ben Ses net gelmiyor mu? duyamıyorum sesi. Herkes evet yazıyor. Demek ki bir kısım ses alıyor, alamıyor. Bir dakika. O zaman bir saniye bekleyelim. Evet. Sanırım ses geliyor. Öncesinde bir takım istatistikler vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeff Pepper denilen çok bizim alandaki çok önemli gurulardan bir tanesi birkaç sene önce oturup bir takım istatistikleri derledi ve bir takım sonuçlar buldu. Bunlara kısaca bir bakalım. Çalışanların yaklaşık %70'i işlerini kurumsal hedeflerine yönelik hiçbir bağlılık duymuyor, bir motivasyonu yok. %25'e sırf maaş için işe gittiklerini söylemiş. Her 6 çalışandan birisinin aklına çok ilginç bir fikir geliyor fakat bunu iş yerinde diğerleriyle paylaşmıyor kasıtlı bir şekilde. Diyebiliriz ki bu durum alt düzey çalışanlar, yöneticiler için geçerli, üst düzeydekiler daha iyi durumdadır. Fakat istatistikler gösteriyor ki her 6 üst düzey yöneticilerin %60'ı işlerinden memnun değiller. Yani sırf alt düzeyde değil, üst düzey yöneticilerde de bir tatminsizlik var. Gene %60'ı yönetime güven duymuyor. 1980'lerden beri Amerika'da iş yerine bağlılık düşüş gösteriyor. Ve %50'si işverenlerine hiç yakınlık hissetmiyor. Burada şimdi gördüğümüz istatistikler bize ne söylüyor? Birazcık ironik bir durum söz konusu. Yaklaşık 70 yıldır, hatta 80 yıldır Amerika'da örgütsel davranış üzerine araştırmalar yapılıyor. Şirketler son 20 yıldır, hatta 30 yıldır diyelim, insan kaynaklarına çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla iş hayatında çalışanların iş hayatlarına dair çok iyi tutumlar geliştirmelerini beklersiniz. Fakat araştırmalar neredeyse bunun tersini gösteriyor. Bu da dolayısıyla biz davranış bilimcilerine ve yöneticileri ve iş dünyası ile ilgili her kim varsa bu kişileri, liderleri biz nerede yanlış yaptık sorusuna yöneltiyor. Nerede yanlış yapıyoruz ki çalışanlar, buna bu arada öğretmenler de büyük ihtimalle dahil, eskisi kadar işlerine bağlılık hissetmiyorlar, motivasyonda bir düşüş var vesaire. Burada benim önerilerimden bir tanesi iş yerine bağlılıktaki düşüşten kaynaklı düşüşteki sebeplerden bir tanesi son zamanlarda içine düştüğümüz bir yanılgı ve şu anda da aslında bu yanılgı içerisindeyiz. Teknoloji. Teknolojiyle artık her şeyin çok kolay hale geldiğini düşünüyoruz. Teknoloji sayesinde biz oturup işte müdürümüze bir gece yarısı pijamalarımıza e-mail atabiliyoruz, ona cevap alabiliyoruz. Türkiye'nin, dünyanın her yerine bağlantılar kurabiliyoruz. İletişim çok kolay hale geldi gibi bir yanılsama içerisindeyiz. Bu aslında tamamen bir yanılsama değil. Yani teknik açıdan düşünürseniz aslında hakikaten şu anda inanılmaz bir şey yapıyoruz. Bundan 10 sene önce bunu yapabileceğimizi bile neredeyse hayal edemezdik. Bu kadar kolay şartlar altında. Fakat diğer yandan da benim çok sevdiğim bir karikatür sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün bu teknolojinin yanında aslında insan doğası değişmiyor. Ve araştırmalar gösteriyor ki insanlar arasındaki iletişim süreçlerinde problemler azalmadı. Hatta problemlerin arttığını görüyoruz. Belki bu teknolojiyle birlikte artık bazı şeylere daha az dikkate almaya başladık. Ve dikkate daha az almaya başladığımız şeylerden bir tanesi de insan. Oturup bir e-mail yazdığınızda, siz o e-maili yolladığınızda karşınızda bu e-maili bir insanın okuyacağını bazen düşünmeyebilirsiniz. Çünkü kendi başınızdasınız. Ve karşınızda aslında yazdığınız her kelimenin karşı tarafa büyük bir şekilde etki yaratabileceğini düşünmeyebilirsiniz. Ama yaratıyoruz. Veya bir blog sayfasına koyacağınız bir yazının
aslında bütün dünyada sizi temsil eden bir simge haline gelebileceğini düşünmeyebilirsiniz ama o hale geliyor. Dolayısıyla insan doğasının değişmediğini göremiyoruz ve aynı zamanda insanı birazcık aslında ikinci plan etmiş gibiyiz iletişim süreçlerinde. Bunun bence mesela eğitimle bir alakası, şimdi özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte, teknolojinin sınıfa girmesiyle birlikte teknolojiye biraz fazla güvenme tuzağına düşebiliriz ve öğrenciler ikinci plan atma eğilimine girebiliriz. O yüzden ben teknolojiyi sınıfıma sokarken mesela çok dikkat ediyorum. Çünkü her durumda öğrencinin her zaman birinci planda kalması gerekiyor. Öğrenci derken de öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişkinin. Sınıfa giren herhangi bir teknoloji bu ilişkiye katkı yerine zarar vermeye başlarsa o zaman o teknolojiyi birazcık şüpheyle bakmamız gerekiyor. Veya şu teknolojiyi iyi değerlendirip sınıfa sokmamız gerekiyor. İnsan doğası dedik, değişmiyor dedik. Hakikaten değişmiyor. Birkaç örneğini sunalım. Yine Shakespeare okuyun. Bundan yaklaşık 500 sene önce, 500 küsur sene önce yazdığı oyunları okuyun daha dün yazılmış gibi. İnsan doğasına dair birçok şey. Dergin Aristo okuyun. 2000 sene öncesinden bir takım sesler bize sanki daha dünden geliyormuş gibi. Hatta yarının sesleriymiş gibi geliyor. Ya insan doğası çok, bu beni aslında davranış bilimci olarak çok hakikaten hayrete düşüren bir şey. Bunca şeyin değiştiği, geliştiği bir dünyada İnsan doğasının değişmemesi bir yandan da bana göre çok güzel bir şey. İyi ki de değişmiyor. Çünkü insanı insan yapan bir takım özellikler var. Ve bu özelliklerin belki de değişmemesi gerekiyor. Belki bütün problemleriyle ve zekasıyla, yaratıcılığıyla, zekası yaratıcılığı olduğu kadar problemleriyle de insanız biz. Ve o problemleri belki de kabul etmemiz gerekiyor. Ve problemlerle yaşamamız gerekiyor. Dolayısıyla insan doğasındaki o temel nitelikleri belki de düzeltmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani onlarla birlikte nasıl yaşayabiliriz? Çünkü düzeltmek de nedir? Onun tanımı da apayrı bir şey. Bu noktada insan doğasındaki en temel şeylerden bir tanesi, insanı insan yapan faktörlerden bir tanesi duygular. Ve duygular insan davranışını çok derin noktalarda etkileyebiliyor. Fakat örgütsel davranışa baktığımızda veya bunu ben eğitim boyutunu da düşüneyim. Bir sınıftaki öğretmen nasıl olmalıdır falan gibi. Gerçi buralarda benim bilgim biraz az. Daha sonra onu tartışabiliriz. Ama ben biliyorum ki yönetimde yani iş yerindeki yönetimde genel bakış eski varsayımlar şu şekildeydi. Yönetici duygularını ifade etmez. Gayet ciddidir. Ses tonu kontrol eder, otoritesini kontrol eder, duygularını ifade etmez. Hatta ben okurken de, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde bundan yaklaşık bir 20 sene önce işletme dersi aldığımda, örgütsel davranış dersleri aldığımda duygulardan neredeyse biz hiç bahsetmezdik. Ben doktorumu yaparken duygulardan yavaş yavaş araştırmalarda bahsedilmeye başlandı. Bugün artık ben derslerimde bir haftayı duygulara ayırıyorum. Artık bir ünite üniversite düzeyinde örgütsel davranışta bahsediliyor. Yani dolayısıyla uzun süre duygular yok sayıldı. Bu yalnızca erkekler için değil, aynı zamanda bayanlar için de iş yerinde bayanların duygularını ifade etmemeleri gerektiği gibi bir fasat yaratıldı. Hem erkekler hem bayanlar iş yerinde eğer liderlik pozisyonundaysa, profesyonelse duygularını kontrol ederler, duygularını yok sayarlar. Fakat son yaklaşık bir 15 senedir hızlanan veya yaklaşık 30 senedir devam eden araştırmalar gösterdi ki aslında bizim düşündüğümüz o liderler, çalışanlar, yöneticiler o kadar da duygusuz insanlar değil. Araştırmalar yavaş yavaş iş yerinde duyguları varlığını gösterdi. Ve aynı zamanda duyguların öyle gürültü yaratan, işte göz ardı edilmesi gereken, insanın tamamen kendi psikolojik dünyasında saklanılması gereken bir şey olmadığını gösterdi. Duygular sistematik bir şekilde davranışlarımızı bizim etkiliyor. Binlerce deney, binlerce anket çalışması bunu çok sistematik bir şekilde artık ortaya koymaya başladı. Dolayısıyla duygusal devrim diyebileceğimiz bir süreç yaşıyoruz biz şu anda örgütsel davranış biliminde ve bunun etkilerinin ben yavaş yavaş eğitim bilimlerine de geçeceğine inanıyorum. Ve bunu sırf bayanlarda değil erkeklerde de yani hem bayanlar hem erkekler aslında duygusal varlıklardır. Bu duygular vardır. Biz görelim veya görmeyelim, kabul edelim veya etmeyelim ve bu duygular bizi etkiler. Hem de sistematik şekilde etkiler. Bu çok önemli. Son zamanlarda yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki öyle normal duygular değil, aynı zamanda ekstrem duygular da iş yerinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani öfkedir, bir büyük bir coşkudur. Bunlar da insanların iş hayatında yaşadığı duygular, kurumlarda yaşadığı duygular.
Şimdi buradan o zaman bizim artık oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Örgütsel hayatta duygular ne gibi davranışlara yol açıyorlar? Veya davranışlarla duyguların, davranışlarla karar verme süreçlerinin bağlantıları nelerdir? İşte bugün biz bunları konuşmak için bir araya geldik. Öncelikle duygular nedir? Bu soruya birazcık eğileceğiz. Çünkü bir genel kavramları yerli yerine oturtmak gerekiyor. Daha sonra duygular kurumlarda neden önemlidir? Bu konuya değineceğiz. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında ben size birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. O konuda size bilgi dağarcığımda bir şeyler eklemek istiyorum hasbelkader. Duyguların kişisel ve kurumsal karar verme süreçlerindeki etkileri nelerdir? Çünkü eğitsel liderlik dediğimiz şey bence temelde karar vermeyle alakalı bir şey. Birçok noktada eğitsel lider gerek sınıf içinde olsun, gerekse okul müdürü ise okul içerisinde genel anlamda olsun veya birkaç okulun genel müdürü ise o anlamda olsun, liderliğin aslında verdiği kararlar da çoğu zaman gösterir ve davranışlarıyla gösterir. Dolayısıyla bu kararlar ve davranışlar arasındaki kararlarla davranışların duygular arasındaki bağlantılarına bilimsel açıdan bakacağız. Araştırmalar bize neler söylüyor? Ve bunların bağlamında da duyguların eğitsel liderlikteki etkileri nelerdir konulu küçük bir forum yapacağız. Tabii bu sessiz bir forum olacak böyle tek taraflı. Çünkü sanırım bir sürü insanı aynı anda teknolojik açıdan bağlayamıyoruz. İleride belki hepimiz burada toplanırız İstanbul'da bir yerde. Orada bir yere gelip konuşabiliriz daha yüz yüze. Ama bu noktada ben sizden yeri geldikçe özellikle Volkan'la Ali'ye sorularınız, fikirlerinizi hem sorularınızı hem de fikirlerinizi yönetmenizi rica ediyorum. Çünkü oturumun sonunda birazcık bunları eğitsel liderliğe bağlamak istiyorum. Yani genel anlamda duyguların eğitsel liderlikteki etkileri nelerdir? Ve bunun için de aslında sabahtan beri düşünüyorum nasıl bir giriş yapsak özellikle müzik konusunda bir anda aklıma geldi ve bence çok önemli sembolik bir değeri var. Buradan belki ileride forumda başlayabiliriz. Eğitim deyince, okul deyince bizim aklımıza ilk gelen sembolik kültürel değerlerimizden bir tanesi havam sınıfıdır. Havam sınıfı ikonik bir değerdir bizim için. Herkesi güldürür, ağlatır, coşturur. Benim 4,5 yaşında bir oğlum var. Bugün müziği dinlerken o da oynamaya başladı. Daha filmi izlemedi. Hatta eşim dedi mutlaka izletmemiz gerekiyor ona da. Yani kültürümüzün bir parçasıdır. Hababam sınıfını düşündüğümüzde neden bizi bu kadar etkiler? Aslında o çok enteresan bir nokta. Mahmut Hoca'nın duygusal yapısı. Birazdan geleceğiz oraya. Yani duyguların aslında içsel liderliği bizim kültürümüzde zaten bu çok kabul edilmiş bir şey. Buna birazdan değineceğiz. Ama şimdi ilk önce hemen bir genel kavramlara bakalım. Duygular nedir? Şimdi duygularla ilgili olarak özellikle iki kavram üzerinde ben durmak istiyorum. Bir tanesi ruh hali, bir tanesi duygular. Ruh hali deniz altındaki akıntılar gibidir. Yani gözle çok net görülmez. Kuvveti daha az ancak etkisi daha uzundur. Yani işte İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı'ndaki alt akıntılar gibi düşünelim bunu. Genellikle belli bir nedeni yoktur. En azından biz bunun farkında değilizdir. Örneğin keyifliyim, kafam bozuk, içim daralıyor gibi kelimeler kullandığımızda biz aslında bir ruh halimizi belirtiriz. Bunun net bir kaynağı yok. Nereden geldiği belli değil ama bizi etkiliyor ve araştırmalar gösteriyor ki üzerimizde etkisi daha az dikkat çekici ancak daha derindir. Biz çünkü bir ruh hali içerisinde bütün bir saatimizi, bütün bir günümüzü, hatta bazen bir haftamızı geçirebiliriz. Ruh halimiz iyi veya kötü. Ve sabah yani tersinden kalkmak diyeyim örneğin. Sabah kalkarsınız veya sınıfa bazen örneğin gene öğretim kurumlarına bağlayalım. Sınıfa bazen girersiniz ya yani ruh haliniz kendimi bugün iyi hissetmiyorum. Nedenini de bilmiyorum. İşte bu ruh hali yani bu durum aslında ruh hali oluyor. Bir diğer kavramsa duygular. Ruh hali ne kadar böyle alttan alta giden bir şeyse duygular da o kadar dalgalar gibi yüzümüze çarpan bir etmen. Daha yoğun, kuvvetli, belli bir odağı var, odaklı. Ancak daha az dağınık ve süreleri daha kısa. Belirgin bir nedeni ve hedefi var. Örneğin ben heyecanlıyım, sinirliyim, mutluyum, seviyorum dediğimizde bunların sebebini biliyoruz. Ben proje için heyecanlıyım. Patronuma sinirliyim. Terfi aldığım için mutluyum. Öğrencilerimi seviyorum. Yani bunların her birinin bir kaynağı var. Dolayısıyla bilinç düzeyimize daha çabuk gelen, daha yoğun yaşanan ve bu sebeplerden dolayı da konsantrasyonumuzu çok sıkı bir şekilde etkileyen duygusal süreç, duygular.
Aynı zamanda olaylara bakış açımızı da çok kuvvetli bir şekilde şekillendirir ve davranış mekanizmalarımızı harekete geçirir. Duyguların evrimsel bir boyutu vardır. Örneğin korkuyorsanız bu güzel, iyi bir şeydir. Her duygu aslında iyi bir psikolojik durumdur. Buna sırf pozitif duygular değil, negatif duygular da dahildir. Örneğin korkuyorsanız ortada kaçmanız gereken, kendinizi korumanız gereken bir durum vardır anlamına geliyor bu. Dolayısıyla harekete geçmeniz gerekiyor. Örneğin öfkeliyseniz bir haksızlık söz konusu, bir şey yapmanız gerekiyor. Normalde asla yapmayacağınız şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Gidip müdürünüzle konuşuyorsunuz. Öğrencinizin velisini çağırıyorsunuz. Veya gidip öğretmen arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Çünkü sizi sinirlendiren bir durum var ortada. Bu her duygu bir motivasyon. Hakan Bey, iki tane soru var aslında. Bir tanesi diyor ki, duygular diyor, ruh hali için duyguların kalıntısı diyebilir miyiz diyor. Ruh hali için duyguların Çok kalıntısı güzel. diyebilir miyiz diye bir soru var. Çok güzel, çok güzel bir soru. Bu senin de aslında bizim oturumumuzda sorduğun soruya biraz benziyor. Hatırlıyor musunuz sizin grupla bir araya geldiğimizde? Şöyle cevap vereyim. Duygular, ruh hali, duygularımızın kalıntısı, ruh halinin duygularımızın kalıntısı olabilmesi için o duyguyu da unutmamız gerekiyor. Çünkü ruh halin en temel özelliklerinden birisi neden o ruh hali içinde olduğumuzu bilmememiz. Onun sebebini bulduğumuz an, onun kaynağını bulduğumuz zaman, ona etiketi yapıştırdığımız zaman o bir duyguya dönüşüyor. Dolayısıyla bundan işte bir hafta önceki bir şey yaşamışsınızdır, kuvvetli bir duygu yaşamışsınızdır. Bir hafta sonra size o duyguyu çağrıştıran ama tam da bilincinize getirmeyen bir şey görmüşsünüzdür veya gene yaşamışsınızdır. O duygunun kalıntısı şeklinde yaşıyorsunuzdur onu. Ama ben öfkelendim. Ertesi işte bir saatte de bu benim ruh halimi etkiledi değil. O öfke varsa öfke başlar ve biter. Ve çoğu zaman da öfkeden sonra aslında pozitif bir duygu gelir. Yani insan bünyesi çok inanılmaz bir mekanizma. Yani mutluluktan sonra böyle hafif bir depresyon gelir. Yani duygularımızı biz biyolojik açıdan dengeleme eğilimindeyiz. Dolayısıyla ruh hali o kadar yani kalıntılar şeklinde değil. Genellikle duygular azalır ve biter. Ruh halinin sebebi daha genel ve bilmediğimiz kaynaklardan dolayı ortaya çıkan duygusal süreçlerdi. Bilmiyorum açıklayabildim mi? Bir soralım mı açıklanabilir? Peki bir soru daha söyleyeyim aklıma gelen. Sanırım oldu çünkü daha olumlu yanıtlar, farklı yanıtlar gelmeye başladı. Peki şimdi yaptığınız analojiye bakılınca şey hani ruh hali benzer takıntılar diyorsunuz ya sürekli bir şey var aslında anladığım kadarıyla orada. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde hep bir şeyler var ve biz onları yaşıyor muyuz? Bu da benim sorum Evet, aslında. güzel bir soru. Evet, biz sürekli olarak bir ruh hali içindeyiz. Bu bazen nötr bir moddur, nötr bir ruh halidir. Dolayısıyla kendimizi rahat ve sıkıntısız hissederiz, hafif mutlu hissederiz. Zaten bu genel normal bir insanın normal şartlar halindeki ruh halidir. Ama bu gün içerisinde de sürekli iner çıkar. Bunun üzerine yapılan bayağı kapsamlı araştırmalar var. Her 5 dakikada bir çalışanların ruh hali ölçülüyor, onların davranışlarına bakılıyor ve görülüyor ki ruh hali çok inip çıkan bir şey. Yani bizim ruh halimiz sabahtan akşama kadar değişik şekillerde inip çıkıyor. Hatta bunun bir takım patternları da bulundu. Yani mesela öğle yemeğinden önce aç karnına ruh halimiz birazcık şey yapıyor artık. Sabırsız hale geliyoruz. İnsanların genellikle kendilerini en mutlu Sanırım ben de daha çok En mutlu hissettiği saatler akşam yemeği saati. Aileyle bir araya gelindiğinde yemek yerken genellikle insanlar kendi ruh hallerini de en iyi ruh hali hissettikleri anlar. Cuma günleri ruh halinin en iyi olduğu zamanlar. Pazar günü öğleden sonrası sendromunu hepimiz biliriz. Ertesi gün iş vardır. Yavaş yavaş ruh halimiz aşağı gider. Yani bir takım aslında sebepler, ya yani zamana dair sebepler ruh halini etkileyebiliyor. Ama tabii yani peki bir soru daha var hocam. sonra ruh halimiz bozuldu değil aslında o. Yani işte o bilmediğimiz bir sebepten dolayı bir anda böyle ruh halimiz değişiyor. Bu öfkeden veya bir sevinçten farklı. Çünkü o öfkeyi hissettiğimizde, sevinci hissettiğimizde bir somut olay, bir somut durum var ve biz ona karşı tepki üretiyoruz. Evet, ikinci soru. Güzel. İki soru var aslında. Bir tanesini şimdi sorayım. Nedeni anlatılıyorsa duygu, nedenini bilmiyorsak ruh mu diye bir soru E çok var. güzel. Nedenini biliyorsak duygu ve nedenini bilmiyorsak, öylesine bir şey hissediyorsak buna ruh hali diyoruz. İkinci bir soru daha var. İniş çıkışları dengelemeli miyiz diye ben sorayım onu. Sonra da nasıl, eğer evetse nasıl yapabiliriz diye bir soru Çok var. güzel.
dengelemeliyiz. Zaten sanırım yani hayatta herhalde sürekli hayatın en büyük mücadelesi bu. Düşünürseniz eğer. Yani yaptığımız birçok şeyin altında bu yatıyor. Bir arkadaşımız açıp telefonla konuşmak, oturup bir şeyler yemek, çocuğumuzu alıp kucağımıza onu sevmek, çıkıp dolaşmak, kitap okumak, bunlar hepsi alışveriş yapmak. Bunlar hep bizim ruh halimizi aslında dengelemek için yaptığımız şeyler. Dolayısıyla ruh hali çok etkiliyor Alışveriş yapmayı eklemesek aslında. hani tehlikeli hocam bunlar. Alışveriş yapmayı eklemesek Aslında maalesef öyle. Yani araştırmalar gösteriyor ki birçok insan ruh halini dengelemek için alışveriş yapıyor. Yani bu ortada pazarlamacılar şimdi bana kızacaklar ama böyle bir durum söz konusu. Yani ruh hali ilginç bir şey. Ve ilginçtir ki duygulardan çok ruh haline daha çok fokus geldi. Belki bu da şeyi gösteriyor. Yani öğretmenlik mesleğinde ruh hali çok fazla kontrol edilmesi gereken bir şey. Sürekli sahnedesiniz. Sürekli öğrenci karşısındasınız. Belki duygularımızı daha rahat kontrol edebiliyoruz. O konuda çünkü daha net bilgiler geliyor ama ruh halimizi bazen kontrol edemeyebiliyoruz çünkü kendimiz bile bazen farkına varmıyoruz hangi ruh halinde olduğumuz. Böyle bir durum söz konusu. Sanırım bayağı netleştik. Bu sorular çok güzel sorular. Yani kafalar netleşti mi acaba yoksa hala bir soru var mı netleştirmek için? Yani ruh haliyle duygular arasında. Bir iki soru daha var aslında. Bunlardan bir tanesi işte bu anlattığım ruh haliniz çıkışı her insan için aynı etki düzeyinde midir diye bir soru var. Evet. Ben bunu önce bir cevaplayayım. Ne Tamam. dersin? Tabii ki kişilik özelliklerini, bu hem duygusal kişilik hem de diğer duygulardan bağımsız kişilik özelliklerine bağlı şekilde ruh hallerinin çıkışı, ruh hallerini regüle etme, yönetme, ruh hallerine karşı verdiğimiz tepkiler, bunlar kişiliğimizle alakalı, eğitimimizle alakalı, çoğu zaman duygusal eğitimimizle alakalı. Maalesef eğitim kurumlarımızda daha bunu veremiyoruz. Formal düzeyde ama ailede bu eğitim alınıyor veya iyi bir öğretmen zaten öğrencilerine bu eğitim vermeye çalışıyor. Tecrübelerimizle alakalı. Yani herkes ruh haline farklı tepkiler verebiliyor. Başka soru var mı? İki soru daha var hocam. Bir tanesi, duygular bir neden sonuç ilişkisine bağlı değil midir? Hepsi nedensiz mi? Bir kere daha İki soru soruyor var. olabilir miyim? Duygular bir neden sonuç ilişkisine bağlı değil midir? Hepsi nedensiz mi? Diye Tam bir tersi, sorumuz duygular var. neden sonuç ilişkisine bağlıdır. Duygular bir somut durum veya bir bildiğimiz bir durum karşısına verdiğimiz tepkidir. Yani duyguların sebebi vardır. Sebepsiz yere duygu yaşıyorsak bu ruhsal bir bozukluk anlamına gelir. Çünkü o zaman vücudumuzdaki kimyasal değişkenler, kimyasal faktörler kontrolümüz, istemimiz dışında bizi harekete geçirmeye başlar. Burada aslında psikolojik bozukluklara doğru gidiyor anlamına gelir. Dolayısıyla duyguların kesinlikle sebebi vardır. Peki mevsimlerin bununla bir ilişkisi Kesinlikle var mı acaba? var. Kesinlikle Mevsim ister miyim? var. Şu günlerde herkes eminim kendisini birazcık daha bir hafif hissediyor. Çıkıyorsunuz işte çiçekler, böcekler, kuş sesleri ister istemez insanı etkiliyor. İskandinav ülkelerinde depresyon düzeylerinin çok yüksek olmasının temel sebeplerinden bir tanesi hiç güneş yüzü görmemeleri. Akdeniz toplumlarının böyle daha duygularını yoğun şekilde ifade etmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi güneş, açık hava vesaire. Yani bunlar sırf insanların davranışını değil aslında kültürleri de etkileyen faktörler. Bir sorumuz daha var. Diyor ki sorumuz arkadaşım Mustafa Bey. Duygusal kişilik her zaman bir zayıf kişilik özelliğidir diyebilir Evet, bir miyiz? daha alabilir miyim? Soru Diyor. duyamadım. Duygusal kişilik her zaman bir zayıf kişilik özelliğidir Bir zayıf diyebilir miyiz? kişilik mi dendi? Diye kendisi soruyor. Evet, zayıf kişilik özelliğidir Çok güzel, diyebilir miyiz diye doğru. soru var. Duygusal, bu duygusalın tanımına bağlı ve işte aslında demin gösterdiğim o resimler ciddi resim. Eski paradigma, eski bakış açısı bunu söylüyordu. Siz duygusalsanız bu zayıf kişiliktir. Kesinlikle değil. Duygusal kişilik ama şu var. Siz duygularınız olur olmaz derdi her şekilde ifade eden, sürekli ağlayan, sürekli zırlayan bir insansanız bu bir zayıf kişiliktir ama bunun duygularla alakası yok. Bu genel anlamda sizin hayata karşı tutumunuzla alakalı. Çok duygusal insanlar çok kuvvetli kişilikler, aynı zamanda kişiliklere sahip olabilirler. Çünkü duygusallık benim tanımıma göre duygusal zeka ile alakalı bir şey ve insanın duygularını net bir şekilde hissetmesi, onlara kulak vermesi, onlara karşı tepkiler üretmesi ve bu tepkilerini regüle etmesi. Birazdan geleceğimiz duygusal zeka kavramına aslında bu tekabül ediyor.
Şimdiden bahsetmeye başladı. Çok inanılmaz. Yani ben çok zevk almaya başladım buna. Gayet böyle şey, cıvıl cıvıl bir grup var. Buradan yazılar sürekli akıyor. Kesinlikle duygusal kişilik, zayıf kişilik anlamına gelmiyor. Şimdi ben biraz ilerleyeceğim. Birkaç farklı Evet, soru var. evet. Biraz olayı başka yönden Birazcık çekemez. ilerleyelim. Fikirler önemli Onlar. inşallah. Evet, ben hızlıca onları da söylemiş olayım size. Hani yanıtlamak zorunda değilsiniz. Hani farklı yönlere çekilme olasılığı var. Hani biraz konumuz dışına çıkabilir. Bu kişinin kan grubuyla ruhsal yapısı etkilenir mi? Sanırım biraz psikolojiye kaçıyor bu soru. Gezegenlerin durumuyla ilişkili olabilir mi? Yani bunlar herhalde daha araştırmanız için çok fazla şey Bunlar bir uzman soru kısmına da girmiyor zaten. oluşturacak Ama şeyler. bildiğim kadarıyla burada yapılmış araştırmalar çok enteresan sorular ama. Daha Mesela farklı kan grubu şimdi hep kafama direkt girdi. Acaba var mı bilmiyorum. Bakmak lazım. Aslında bu oturumların benim sevmemin sebebi de bu. Çok enteresan sorular geliyor ve değişik sorular üretiyor. Araştırma soruları. son bir soru var, onu da söyleyeyim. Ondan sonra size daha önce bu sorunun cevabının ileride Tamam. geleceğini düşünüyorum. Duygusallık işimize karışmalı mı, duygularımız karışmamalı mı diye bir soru var. Sanırım bunun cevabı Onun yakında cevabı gelecek. birazdan gelecek. Ben size soracağım biraz sonra. O yüzden onu bir köşeye koyalım. O zaman soru cevabı bizden Onu gelecek. ben soru şeklinde soracağım. Evet, şimdi Tamam, o zaman cevap bizlerden her çıkacak soru, orada. güzel soruları da genellikle benim tepki bir şeydir. Siz ne düşünüyorsunuz? O şekilde olacak bu. Şimdi ruh hali ve duygular neden önemlidir? Neden bugün oturduk bunları konuşuyoruz? Hemen gene araştırmalara dayalı birkaç bir şey söyleyeyim ben. Bir tanesi iletişim boyutu. Üç temel boyutta aslında en az duygular önemlidir, ruh hali önemlidir. İletişim boyutu, liderlik boyutu ve sosyal boyut. İletişim boyutu, araştırmalar gösteriyor ki çalışma hayatında yapılan hataların yaklaşık %60'ı kurum üyeleri arasındaki zayıf iletişim yüzünden meydana geliyor. Ya bu inanılmaz bir şey. Teknik değil, bilgi eksikliği değil, tecrübe eksikliği değil, zayıf iletişim. O ona onu söylemiyor. Bilmeden söylemiyor, bilerek söylemiyor. Çoğu zaman da bilerek söylemiyor. Ve araştırmalar gösteriyor ki aslında biz bilerek bazı şeyleri saklayabiliyoruz. Benim yeni bir araştırmam bu ay Journal of Organizational Behavior dergisine kabul edildi. Bu araştırmada ben buldum ki çalışanlar iş yerlerinde duygu ifadelerini kontrol etmek için önemli derecede çaba sarf ediyorlar. Böyle bir eğilim var. Bunun değişik sebepleri var. Detaylarına şu an girmeyeceğim vakitten dolayı. Fakat bunu ben araştırmamda buldum. Yani çalışanlar vakitlerinin önemli bir kısmını duygularını kontrol etmeye yönelik, karşı tarafa hissettikleri duyguları göstermemeye yönelik bir takım çabalar içine girebiliyorlar. Bu aşırıya kaçtığında performans düşüyor. Ben bunu da buldum araştırmamda. Ve insanlar duygusal tükeniklik yaşıyorlar. Bu regülasyonu çok fazla yaptıklarında. Bunun farklı sebepleri var dediğim gibi. Ve bu sebepler, çabucak bahsedeyim onlardan da. Kişilik, duygusal kişiliğiniz uyumsuz diğer insanların duygusal kişiliğine uymuyorsa, iş ortamını politik bir ortam gibi algılıyorsanız, ödüllerinizin başkalarının inisiyatifine bağlı şekilde verildiğini düşünüyorsanız, iş yerinde bir kişilik özelliği kendinizi duruma göre sürekli adapte eden bir insansanız, birazcık duygularınızı fazla kontrol etmeye başlıyorsunuz. Ve bunu özellikle de ifade ettiğiniz duyguları, mesela kendinizi mutlu hissederken mutsuz gösteriyorsunuz. Yani mutsuz hissederken mutluymuş gibi gösteriyorsunuz. İşte bu ikisi hissedilen ve ifade edilen duygular arasındaki farklar psikolojik açıdan insanı yoruyor. Bu yorgunluktan dolayı da performans düşüyor. Bir diğer boyutu ruh hali ve duyguların liderlik boyutu. Bir diğer araştırmamızda biz buna baktık. Yeni iş kuran girişimcilere baktık. Onların insan kaynakları politikalarını inceledik. İki grup değişkene baktık. Bir tanesi bildiğiniz normal işte daha fazla para verme, promosyon verme, bonus verme gibi yöntemlerle çalışanları motive etme. Diğer değişkenimiz ise duygusal, pozitif duygusal iklim yaratma. İş yerinde pozitif duygusal iklim yaratma. Bunun parayla veya materyalle ilgisi yok. Lider bizzat çalışanların arasındaki ilişkilere odaklanıyor ve insan kaynaklarında o önemli bir faktör teşkil ediyor. Bunları ölçtük ve 18 ay sonra bu yeni kurulan işletmelerin karlılık, büyüme, stratejik büyüme gibi bir takım performanslarını ölçtük. Örgütsel düzeyde. Ve bulduk ki normal paradır, promosyondur bunlar belirliyor başarıyı, performansı. Fakat pozitif duygusal iklimi denkleme kattığınızda çok kuvvetli bir şekilde belirliyor ve paradır, materyaldir, bonustur bunlar belirsiz hale geliyorlar. Yani İş yerinin duygusal ortamına dikkat eden liderler şirketleri çok daha iyi noktalara getirebiliyorlar.
Bunu biz uzun zaten çok sevdik. Çünkü duyguların sırf böyle aman iyi insansın, iyi lidersin, o yüzden çalışanlarına iyi davran gibi bir mesajın ötesinde bazen senin şirketinin de, okulunun da, kurumunun da başarısını etkiliyor. Yani yaptığımız için aslında işletme anlamında biraz değerini konfirm etmiş olduk. Bir diğer boyutsa sosyal boyut. Ruh hali ve duygular çevremize dair bilgiler sağlar. Bundan biraz önce bahsettik. Her duygunun evrimsel bir sebebi vardır. Beyinde belli yerlerde bir takım hareketleri yönlendirir ve bizim aslında çevreye karşı önemli tepkiler vermemize yol açar. İkinci özelliği duygular bulaşıcıdır. Sizin mutluluğunuz, mutsuzluğunuz, sevinciniz, öfkeniz bulaşır. Öğretmenler odasına hışımla giren sinirli bir öğretmeni düşünün. 10 dakika sonra gidin öğretmenler odasına bir daha bakın. Nasıl yavaş yavaş o duygu kendiliğinden bulaşıyor. Bunu araştırmalar gösteriyor. Duygular bulaşıcı. Ve bu da neyi gösteriyor aslında? Duygular sırf bize ait mal değil. Duygular çevrenin de malı. Benim duygum seni de ilgilendiriyor. Senin duygun beni de ilgilendiriyor. Çünkü biz duygularımızı etkiliyoruz. Duygular da davranışları etkiliyorsa, dolayısıyla yöneticilerin aslında çalışanların duygularına dikkatle bakması gerekiyor. Bir diğer faktör, duygular fikirlerimize veren öneme etkiliyor. Siz bir lider olarak diyelim ki veya bir öğretmen olarak gidip bir konuyu anlatırken hiç monoton bir sesi, hiçbir duygu ifadesiz göstermeden gayet böyle sakin de değil, tamamen duygusuz bir şekilde ifade verirseniz karşı taraf sizi yavaş yavaş dinlememeye başlar. En büyük şikayetlerimizden birisi öğrenciler uyuyor. Siz kendi içinizde uyumaya başlarsanız öğrenciler sizden önce uyumaya başlar. Yani dolayısıyla biz anlattığımız malzemeye ne kadar çok duygu katabilirsek aslında karşı tarafta bizim mesajlarımızı o kadar kuvvetli bir şekilde alır, özümser, hatırlar, benimser. Ben bunu özellikle çok böyle teorili derslerimde yapıyorum. Bazı teorileri mesela kızıyorum bazı teorilere, öfkeyle anlatıyorum. Bazı teorileri seviyorum, bazı teorilere sempati duyuyorum. Öğrenciler çok ilgisini çekiyor. Tabii bir takım sebepleri de var, yersiz yere değil. Ama o duygularla birlikte bu teorileri bir araya getirdiğimde İsterseniz 10 tane teoriyi anlatın bir derste. Öğrenciler merakla dinlemeye başlıyorlar. Ya bu adam niye bu teoriye kızdı? Ya bu adam niye bu teoride bu kadar büyük bir coşku hissediyor? Yani anlattığımız materyale duygusal bir tavır takımımız aslında güzel bir şey. Özellikle öğretim sırasında liderlik açısından da bilgilerimizi karşı tarafa geçirmek, karşı tarafı ikna etmek istiyorsak bu duyguları mutlaka vermemiz gerekiyor. Bir diğer özellik sosyal boyutu duyguların, spesifik duygulara bakılmaya başlandı son 10 yıldır. Yani sırf ruh hali değil, biz artık işte mutluluktur, öfkedir, neşedir, yalnızlıktır, spesifik duygulara bakmaya başladık. Ve buluyoruz ki bu spesifik duygular performansı direkt etkiliyor. Bunu şimdi mesela size bir örneğini ben, örneğinden bahsedeceğim, göstereceğim. Biz iş yerinde yalnızlığı araştırdık. Wharton School of Business'ten benim değerli arkadaşım Sigal Barsat'la birlikte yalnızlık duygusunu iş yerinde araştırdık ve yalnızlık duygusu performansı nasıl etkiliyor? Buna baktık. Çok geniş bir data setinde bir sürü şeye bakıyoruz da bugün sunacağım araştırmanın kısmında performansla ilişkisine baktık. Önce bir yalnızlık duygusunu çabucak anlatayım. Yalnızlık duygusu yaşayan çalışanlar kendilerine diğerlerine karşı yabancılaşmış, güvenli ve yakın ilişkilerinden yoksun hissederler. Dolayısıyla siz bir ortama girdiğinizde kimseye kendinize yakın hissetmiyorsunuz. Bir zor bir duruma düştüğünüzde kimsenin size yardım etmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bir fikriniz varsa onu ortaya attığınızda kimsenin size destek vermeyeceğini düşünüyorsunuz. Ya kimseye kendinize yakın hissetmiyorsunuz. Araştırmalar gösterdi ki geçen yıllarda Amerikalıların %53'ü kendilerini toplumsal hayatta çok yalnız hissediyorlar. Amerikan toplumunda yalnız ciddi bir problem haline gelmeye başladı. Ve bu iş hayatına da mutlaka yansıyor. Bir de şunu söyleyelim, yalnızlık ilişkilerin niceliğinden çok niteliğiyle alakalı. Yani siz bir gün içerisinde 10 tane kişiyle beraber 8 saat çalışıp kendinizi bütün gün çok yalnız hissedebilirsiniz. İnsanın tek kalmasından farklı bir şey yalnızlık. Tek başınıza bir ofiste de çalışabilirsiniz bütün gün. Hiç yalnız hissetmezsiniz. Çünkü yan ofiste çok güvenliğiniz, sevdiğiniz bir iş arkadaşınız oturuyordur. Örneğin ben şu an burada yalnızım. Akademikler genellikle zaten tek başlarına ofislerine oturup makalelerini yazmak ve çoğu zaman vakitlerini geçirirler. Dolayısıyla ama ben kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Çünkü burada çok sevdiğim yıllardır, 20 küsur senedir beni eğiten hocalarımla birlikteyim sağımda solumda. Hiç yalnız, Amerika'da öyle çok sevdiğim iş arkadaşlarım var. Tek başıma bütün günümü geçirip hiç konuşmadan hatta bazı günler yalnız hissetmeyebiliyorum. Dolayısıyla nitelikle değil, nicelikle değil, nitelikle alakalı bir durum. Diğer taraftan yalnızlığın bir diğer ilginç tarafı
bir duygudur dedik. Bir motivasyon sağlar. Nedir yalnızlığın sağladığı motivasyon? Yeni ilişkiler kurma yönünde bizi motive eder. Siz kendinizi yalnız hissediyorsanız bu size bir duygu, bir bilgi verir. Çanlar çalıyor. Ya benim etrafımda, benim kendimi yakın hissettiğim kimse yok. Bu gene aslında çok evrimsel bir duygu. Neden? Çünkü insanoğluna bakarsanız hep kolektif yaşamış. Zeka o sayede gelişmiş, toplumlar o sayede gelişmiş. Dolayısıyla yalnızlık duygusunu hissettiğinde bir insanoğlu aslında insani taraflarına geri dönmeye başlıyor. Yani filmlerde çok sıkça işlenmeye başlandı. Amerikan filmlerinde özellikle. Bağımsız filmlerin temel konusu şu aralar yalnızlık. Çok klasiklere baktığınızda adam her şeyi yapar, hayatta başarılı olur, dünya kadar para kazanır. Bir anda düşündüğünde ama ben çok yalnızım der, ağlamaya başlar. Yani bunlar çok belki klişe örnekler ama bu tip özellikler var. Yani yalnızlık aslında bize önemli bilgiler veriyor. Ama diğer taraftan da yalnızlık çok ironik bir şekilde, eğer uzun süre yalnız kalmışsak bizim çevreyle ilişki kurma yeteneğimizi düşürmeye başlıyor. Deneyler bunu göstermiş. Uzun süre yalnız kalan bir kişi bir ortama girdiğinde çevresindeki insanlardan ya uzak duruyor, yani onlar ona yaklaşmaya çalışsalar bile uzak duruyor, veya gereğinden fazla açılıyor. Bir sürü şey anlatmaya başlıyor. Kontrolsüz bir şekilde, istemsiz bir şekilde. Ben bu Starbucks'ta çok görüyorum, Amerika'da coffee shoplarda. Yalnız insanlar var, geliyorlar ve kendilerini açmaya başlıyorlar. Siz de alan bu adam kim diyorsunuz? Geri adım atıyorsunuz. Çünkü tanımadığınız bir insan. Halbuki o insan birazcık yalnızlığı kırmaya çalışıyor. Böyle tepkiler görünce daha da yalnızlaşıyor. Dolayısıyla böyle enteresan bir psikolojik durum. Şimdi bu sebeplerden dolayı biz yalnızlık duygusunu incelemeye karar verdik ve çok da böyle kapsamlı bir araştırma yaptık. 143 çalışma takımını inceledik iki kurumda. 114 tane yöneticiden performans verisi topladık ve 672 kişiden yalnızlık üzerine ve bir takım başka değişkenler üzerine veri topladık. Yalnızlığı iki şekilde ölçtük, hatta üç şekilde ölçtük. Sırf çalışana sormadık, her çalışanın çalışma arkadaşlarına da sorduk bu adam yalnız mı diye. Ve gittik yöneticisine de sorduk. Dolayısıyla üç farklı şekilde yalnızlığı değerlendirdik. Performansı hem çalışanların yöneticisine sorduk, hem takım arkadaşlarına sorduk. Yani gayet kapsamlı bir araştırma modeli. Uzun zamanlı bir araştırma, verilerin bir kısmını birinci noktada topladık, daha sonra 6 hafta sonra gittik diğerlerini topladık. Yani ilk kez yapılan bir araştırma olduğu için çok iddialı bir şekilde biz dizaynımızı kurduk ve bulduk ki yalnızlık performansı çok kuvvetli bir şekilde etkiliyor. Ve temel iki sebebi var. Bir, insanlar yalnızlıklarını çevreye karşı ifade etmekten çekiniyorlar. Bu da o demin bahsettiğimiz duygularını saklama mekanizmasını geliştiriyor. Daha da kendinizi yabancılaştırıyorsunuz. İki, yalnız hissederseniz eğer kendinizi, bunu örgüte addetmeye başlıyorsunuz. Yani etrafımdaki 3-5 kişiyle kurduğum ilişkinin bana yansıttığı yalnızlığı ben bütün kuruma yansıtmaya başlıyorum. Ve kuruma bağlılığım aşırı derecede düşüyor. Yani benim, sırf benim arkadaşlarımla değil, kurumum da beni sevmiyor. Zaten kurumum da bana değer vermiyor. Ben de kuruma bağlı değilim gibi psikolojik mekanizmalara giriyor. Bu enteresan bir şey çünkü yalnızlık genellikle ilk akla gelen yalnızsa gitsin kendi başına halletsin, psikoloğa gitsin filan gibi tepkiler aslında üretilebilecekken biz gösterdik ki hayır efendim, yalnızlık performansı etkiler. Siz bir yöneticiyseniz çalışanlarınızın yalnızlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu o kişinin performansını etkiliyor. O kişinin diğer takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiyi etkiliyor. Dolayısıyla yalnızlığa karşı çözüm üretilmesi gerekiyor. İşte bu noktada da ben TÜBİTAK Peki şu noktada bir soru sorsam. Önce ben bir lafımı bitireyim Volkan. Bir şey Hocam. söyleyeyim, ondan sonra devam edelim. TÜBİTAK'ın son bir cümleyi söyleyeyim, ondan sonra soru cevaba Buyurun. geçelim. Şu noktada da biz işte bu TÜBİTAK bilim adamı, konuk bilim adamı Lütfen. grantiyle ben buraya geldim ve şu an araştırdığımız konu birazcık bahsede çözüm üretmeye yönelik. Yani çünkü yalnız bir çalışanın aslında çalışana yardım edebilecek en önemli grup onların çalışma arkadaşları. Fakat çalışma arkadaşlarını da itiyor yalnızlar bir taraftan. Dolayısıyla biz bu araştırmamızda şeye bakıyoruz. Yani çalışanlar yalnız iş arkadaşlarına, yalnız algıladıkları iş arkadaşlarına karşı nasıl tepkiler üretirler? Bu tepkilerden yola çıkarak deneysel bir yöntemle bunu yapıyoruz. Yola çıkarak yavaş yavaş bir takım çözümler aramaya başladık. Burada da hemen şu küçük anonsu yapayım. Araştırmamızın dizaynı yeni bitti. Bu küçük bir deneysel bir araştırma, senaryoya dayalı 2-3 sayfalık bir anketten oluşuyor. Şu an örnekleme aşı içerisindeyiz. Eğer araştırmaya katılmak isteyen varsa çok severek size araştırmamıza katmaktan büyük zevk duyarız. Böylece bilime de katkıda bulmuşsunuz. Belki önümüzdeki sene
böyle bir sunum yaparken o sonuçları da sizlerle paylaşmaya başlarız. Çünkü yaklaşık 3 aydır bayağı kafa patlattık. Çok güzel bir dizayn kurduk. Deneysel bir yöntemle çalışanlar ne zaman yalnız bir kişiye nasıl yaklaşır? Bu tip sorulara bakıyoruz. O konuda daha sonra belki Volkan'la da konuşup bir bağlantılar kurup sizleri de bu araştırmaya katabiliriz. Tamam, şimdi soru cevaba geçelim. Güzel, birçok soru var. Ben o kadar çok soru not aldım ki kendi kafamda da çok fazla soru var. Bunlardan ilki ve herkesin yani daha çok çok fazla kişinin sorduğu sorulardan ya da birçok kişinin aklında olan sorulardan bir tanesi. Şimdi iş yeri yalnızlığı çalışanların performansının etkisini diyorsunuz. Peki mesela ikiye mi ayırıyorsunuz? Yani iş yerindeki yalnız, normal hayatta da mı yalnız? Yani nasıl bağdaştırıyorsunuz ikisini birbirine? Hani çünkü ikisi birbirinden Bu ayrılabiliyor çok mu, güzel bir soru. ayrılamıyor Ben mu? çok da teşekkür ederim bu noktaya parmak bastınız. Aydınlatmam gerekiyor. Bu iş yeri yalnızlığı. Biz iş yeri yalnızlığını ölçtük. Yani sorularımız tamamen iş yerine yönelik yalnızlıktı ama aynı zamanda insanların özel hayatlarındaki yalnızlığı da ölçtük. Aile hayatında yalnızlık, romantik yalnızlık, sosyal hayatta yalnızlık bunları da ölçtük. Ve çok enteresan bir şekilde katılanların çok büyük bir kısmı bize cevap verdi. Hatta hemen hemen hepsi cevap verdi. Çünkü enteresan bir şekilde insanlar yalnızlıklar hakkında konuşmayı da seviyorlar. Biz bunları da ölçtük ve yaptığımız analizler gösterdik. İnsanlar iş hayatındaki yalnızlıklarıyla özel hayatlarındaki yalnızlığı çok net bir şekilde ayırt edebiliyorlar. Aralarındaki korelasyon çok düşük. Hatta aradaki korelasyon yok gibi bir şey. Yani bu ne demek oluyor? İş hayatında yalnız bir insan özel hayatında hiç yalnız olmayabiliyor. Veya özel hayatında yalnızsan iş hayatında yalnız olmayabiliyorsun. Bunlar arasındaki bağlantı düşük. Bu da neyi gösteriyor? Yalnızlık bir kişilik özelliği değil. Yani yalnız insan zavallı bir insan değil. Yalnızlık bir duygu ve değişik ortamlarda durum koşullarına göre yaşanabiliyor. O zaman hani dediklerinizden iki şey çıkartabiliyoruz. Bir tanesi bu sosyal medyayı aslında bu işin içinde tutmak gerekiyor. Çünkü iş yerinde sosyal medya kullanımı başka bir olay. Hani o özel hayata giriyor, özel hayattaki yalnızlık kavramı değişken oluyor. Yani Yani yalnızlık söylediğiniz zaman bunu farklı çıkardım. ortamlarda hissedilen yani insan kendini ya şöyle bir durum var. Kronik ve psikolojik bozukluk diyeceğimiz o depresyonla birlikte içe geçen yalnızlıktan bahsetmiyorum ben. Bahsettiğimiz yalnızlık herkesin normal bir insanın herhangi bir durumda hissedebileceği bir duygu. Bu duygu o kadar genel bir duygu değil. Siz evinize geldiğinde bir anda kendinizi hiç yalnız hissetmeyebilirsiniz. Sabah işe gidersiniz kendinizi çok yalnız hissedersiniz. Hatta biz şuralara da artık girmeye başladık. Eğer birden fazla rol oynuyorsanız iş yerinizde, diyelim ki bir komisyondasınız ve haftada bir buluşuyorsunuz. O komisyona gittiğinizde kendinizi o ortamda çok yalnız hissedebilirsiniz. Ama dönüp ofisinize, çalışma arkadaşlarınıza tekrar rutininize döndüğünüzde kendinizi yalnız hissetmeyebilirsiniz. Ya o kadar genelleştirilen bir durum. Anladım. Peki o zaman şunu söylemek, yani bir tekrar yapayım. Kendi kafamdaki netleşim. Daha sonra diğer arkadaşların sorularını sorayım. Dediğiniz üzere iş hayatında ve özel hayatındaki yalnızlık arasındaki bir korelasyona baktınız ve ilişkin Evet. düşük buldunuz. Hatta hiç ilişki yok dediniz. Bir bağlantı yok dediniz. O zaman şunun anlamı bu. İnsanlar özel hayatında başka, tamamen İş hayatında başka olabiliyorlar ve bu birbiri arasında hani iş hayatında çok yalnız, evde çok hani sosyal ya da tam tersi iş hayatında çok sosyal, özel hayatında çok yalnız olabilme ihtimali Aynen, var bu ve bunun antik bir birbirine şey. bir Yani alakası yok aslında. tam korelasyonu söyleyemeyeceğim çünkü elimde yani bilgisayara girip bakmam lazım. Dondurabilirim burayı. Ama şey çok küçük moderate diyebileceğim. Çok orta hatta belki belirsiz bir korelasyon. Ondan emin ama net sayı şunu söylemeyeceğim. Evet. Çok az bir Gayet ilişki çıktı. üzeri. Yani, ve bunu Evet yani bu kanıtlayabiliyorsunuz peki örneklemde o kanıtlayan. çok net bir şekilde çıktı. Bir de yani yaptığımız analizlerde de aslında insanların çünkü faktör analiz denilen bir analiz vardır. O analizlerde bütün soruları atarsanız ve faktörlere bakarsınız. Yalnızlığın çeşitleri çok net bir şekilde o analizde çıktı. Yani insanlar çok net bir şekilde ayırt edebiliyorlar yalnızlıklarını. Yani farklı kontratları ortaya çıkarmış. Güzel. Şimdi arkadaşlarımızın sorularını da ben paylaşayım. Yalnızlığın gücünden bahsediyor ve yalnızlığın empatini geliştirdiği belirtiliyor diye bir paylaşım var. Bu konuda fikriniz var mı diye bir soru var aslında size. Yani böyle bir çalışmanın haberiniz var Soruyu ya bir daha da alabilir var miyim? mı ben de bilmiyorum. Yalnızlığın gücünden
Yalnızlığın gücünden bahsediliyormuş öğretmenin dediğine göre ve yalnızlığın empati geliştirdiği belirtiliyormuş. Yani muş diyorum çünkü evet, yani bu da çok güzel bir soru. Olmamanı bilmiyorum. Yalnızlıkla tek başınalığı da ayırt etmek gerekiyor. Bazen insanlar işte Tibet'e gidiyorlar, 3 ay yalnız kalıyor, kimseyi görmüyor. Bu solitude İngilizce'de. Bunun tam Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum. Yani kendi başınızdasınız, yalnız kalmak istiyorsunuz ve yalnızsınız. Bu yalnızlık değil. Yalnızlık duygusu, siz yalnızsınız ve bu yalnızlıktan kurtulmak istiyorsunuz. Bu bahsettiğiniz belki yalnızlığın gücü o tek başına kalmanın gücü. Çünkü yalnızlık üzerine araştırmalar gösterir ki yalnızlığın en temel tepkisel sonuçlarından birisi yalnızlar karşılarıyla pek empati kuramıyorlar. Çünkü yalnızlar kendilerine dönüyorlar. Benim derdim, benim dünyam, benim ihtiyaçlarım. Dolayısıyla demin onu söylemedim. Yalnız insanları yalnızlıktan kurtarmanın zor olmasının sebeplerinden birisi de yalnız bir kişiye bir el uzattığınızda size bir anda yapışabiliyor. Ve hep ona karşı ilgi bekleyebiliyor yalnız insanlar. Çünkü duyguya karşı bir açlık hissettikleri için karşı tarafa çok empati kuramıyorlar. İşte zaten o empati kuramadıkları için biraz da yalnız kalıyorlar. Çünkü siz sürekli herkes benle ilgilensin, herkes benim sorunlarıma yardım etsin, ben çok yalnızım, benim çok ihtiyacım var moduna geçtiğiniz zaman İnsanlar da aman diyorlar, bu adam sırf kendisini düşünüyor ve bu adam sürekli beni şey yapıyor, yani aşağı çekiyor. Ben de onunla çok arkadaşlık kurmam diyebiliyor. Dolayısıyla yalnızlık yalnızlığı getirebiliyor bu empati eksikliğinden dolayı. İlginç bir nokta, farklı bakıyorsunuz, güzeldi. Birkaç farklı nokta var, yani ben size paylaşayım. Yani şu an yapmak istemişsiniz, daha sonra ileride. Çabuk bir soru sorabilir miyim? Olabilir. Süremiz ne kadar? Çünkü ben bugün oturabilirim bir saat daha, fakat katılımcıların durumu nedir? Ona göre ayarlayalım hızı. Yani illaki 5'te bitirmemiz mi gerekiyor? Yani mümkünse 15-20 tamam. dakikalık anlamınız var. Yok, gerekmiyor hocam 5'te. Yani 15-20 tamam. dakikalık bir süre. Ben benim için hiç problem değil. O zaman birazcık hızlanmamız gerekiyor olabilir. Yani birazcık daha ben ilerleyeyim mi? Tamam. O zaman iki soru sorayım ben. Yani iki soru sorayım size. Onun yani aklınızda bir yerde dursun, ileriden denk gelirse cevaplarsınız. Bir tanesi önemli bir soru. Sınıfta öfke duygusu hissettiğinizde yapmamız gereken en doğru davranış nedir diye bir soru var. Hani bunu bir noktada hani yanıtlandığımı bilmiyorum. Bir de bir bilginin kalıcı olmasında o anki duygularımızın tamam. önemli midir diyor. Tamam, bir tarafa tutalım çünkü şimdi. Bir bilginin kalıcı olmasında evet. o anki duygularımız önemli midir? İlk soruyu biraz sonra değineceğiz. İkinci soruya hemen cevap vereyim. Önemlidir çünkü genellikle duygularla birlikte bilgiler kafaya yazılır, amigdalaya duygu yazılır, diğer ön beyliğe bilgi yazılır. O yüzden duyguyla öğrendiğimiz bilgiler aslında daha çok hatırladığımız bilgiler. O duygu haliyle birlikte öğrenilmesi önemlidir. Şimdi birazcık ilerleyelim. Şimdi hemen sorumu sorayım. İşte anketimizi yapalım. Demin sorulan soru, ben hemen şimdi geri soruyorum onu. Duygular genellikle karar vermeyi engeller. Bu yüzden duygulardan kaçınmalıyız ya da onları görmezden gelmeliyiz. Hemen şimdi çabucak bir anket yapalım. Ha, ne güzel böyle anket. Ha, süper. Seçim sonuçları gibi. Harikaymış bu ya. Süper. Evet, son 30 saniye. İsterseniz arkadaşlarımla sonuçları evet. paylaşabiliriz. Tamam. Genel giren trend okey. Anket devam ediyor Dursun. Ben devam edeyim buradan şimdi. Çünkü sonuç az çok ortaya çıkmaya başladı. Çoğunluk katılmıyorum diyor. Ve nöropsikolojik araştırmalar gösteriyor ki duygular karar vermenin çok doğal bir parçası. Dolayısıyla duygularla kararları ayıramayız birbirinden. Damasio'nun bir araştırması bu. Elliot diye bir hastası var. Bir kaza geçiriyor. Beynin ön kısmı alınıyor. Demin bahsettiğimiz bu amigdala kısmı. Bir süre sonra fiziksel açıdan gayet normal hale geliyor Elliot. Fakat görüşmeler devam ediyor. Bir sene boyunca Damasio izlemeye devam ediyor hastasını. Elliot fiziksel açıdan tamamen normal, fakat Elliot bu arada eşinden ayrılmış, işinden istifa etmiş, hiç tanımadığım insanla iş ortaklığı kurmuş, işinde batmış, bir sürü yanlış karar arka arkaya. Damasio biliyor ki bu adam bu kazadan önce gayet başarılı, normal bir insandı. Biliyor ki mutlaka arada bir bağlantı var. Bu bağlantı nereden geliyor? Bunu araştırıyor. Uzun süre bağlantıyı kuramıyor. Fakat bir gün Elliot geç geliyor toplantıya.
seansa. Neden geç kaldın diyor. Elif diyor ki geç kaldı çünkü yolda bir kaza vardı. Köprüden geçerken çok ciddi şekilde birisi yaralanmış ama ben gayet güzel bir şekilde arabayı sürdüm geldim. Bütün bunu gayet soğukkanlılıkla anlatıyor. Hiçbir duygu katmadan. Ve orada Damasio fark ediyor ki Elliot duygularını artık çağıramıyor. Geçmişe dair bir şey hatırlarken bilgileri hatırlıyor, duyguları hatırlayamıyor. Daha sonra aynı günün sonunda Damasio Elit'e soruyor. Önümüzdeki hafta ne gün buluşalım? İşte çarşamba mı, perşembe mi? Elit açıyor ajandasını. Çarşamba mı buluşsak, perşembe mi buluşsak? Yaklaşık 20 dakika, 25 dakika karar vermeye çalışıyor. Ve bizim rasyonel karar verme dediğimiz sürece giriyor. İşte çarşamba bu var, perşembe bu var. Onu yaparım, bunu yaparım ve karar veremiyor. İşte orada o bağlantıları kuruyor Damasio ve diyor ki yani buradan daha sonra tabii önemli bir çığır açılıyor. Sonraki araştırmalarda bu teoriyi destekler yönde şimdiye kadar hala. Biz duygularımız sayesinde rasyonel kararlar aslında verebiliyoruz. Duyguları devreye katmazsak sonsuza kadar o alternatif bu alternatif diye gidebiliriz. Bir yerde kısa yolu bulmamız lazım. Ve o kısa yol hep duygularla devreye giriyor. Bu önemli bir bulgu. Çünkü bu bulgu gösteriyor ki duygular karar verme sürecinin önemli bir parçası. Yani bırakın duygularımızı katmamayız, katmamalıyız. Biz istemesek de duygular katılıyor. Ve katmazsak karar veremiyoruz. Böyle bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla ankette şimdi nedir durum? Herkes katılmıyorum diyor. Evet ne güzel işte. Katılanlar birer kurdele kazandı. Özür kadar. Duygularımızı görmezden gelmemeliyiz. Duygular karar verme sürecinin önemli bir parçası. Biz araştırmalarımızı bunu destekler şekilde önemli aslında sonuçlar, bulgular bulduk. Bunlardan bir tanesi bu toksik karar verme süreçleri diye bir araştırma yaptık. Üç tane orkestrayı araştırdık. İngiltere'de üç orkestrada ikişer tane karar verme sürecine baktık. Yaklaşık bir sene süren karar verme süreciydi bu. Kalitatif bir araştırma bu. Yani niteliksel bir araştırma. Anket değil. Yüz yüze görüşme, gözlem, toplantı notları bunlara dayanarak hazırlanmış bir araştırma. Ve bu kararlar hep genellikle düşük performansla ilgili kararlar. İşte kötü çalan bir performans, diyelim ki keman sanatçısınız siz, orkestradan uzaklaştırmayı düşünüyorsunuz. Veya işte kötü yöneten bir şeyi, orkestra şefine ihtar vermek istiyorsunuz. Performansı düşük bir trombon sanatçısına uyarmak istiyorsunuz filan gibi kararlar. Bu kararları biz inceleyerek toksik kararlar diye bir kavramla ortaya çıktık. Neden toksik? Çünkü karar verilirken ortalık berbat ediliyor. Bir kişiye dair karar bütün bir orkestraya yayılıyor. Herkes ayağa kalkıyor. Birçoğu oyuncu berbat ediliyor. Deyim yerindeyse. Ben bu arada deyimlere bayılıyorum. Çok güzel her şey açıklıyor. Deyimler üzerine bir araştırma yapacağım yakında. Türk deyimleri çok muhteşem. Neyse, şimdi, karar verme süreçlerinde büyük ölçüde olumsuz duygular uyandıran kararları biz, dolayısıyla bu adı koyduk, toksik karar süreçleri. Ve bu kararlar ne zaman ortaya çıkıyor? Araştırmamızda bulduk ki, karar verme süreci acil değilse, belirsizse ve hassassa. Şimdi acil değilse ne? Kötü çalan bir keman sanatçısınız, siz hemen bugün uzaklaştırmak zorunda değilsiniz. Bu karar bekleyebilir. Belirsiz, neden belirsiz? Çünkü onca çalan insan arasında siz bir kişinin performansına dayalı bir karar vermeye çalışıyorsunuz ve sanatsal yetenekle alakalı bir karar o kadar böyle gözle görülür performans değerlerine bağlı bir karar değil. Bunu öğretmenlere de yansıtabilirse kötü öğretmen nedir? Yani bunun ölçümü o kadar net değil. Hassas sorunlarla ilgili bu da şu, kişinin kimliğiyle alakalı. Yani siz gidip bir keman sanatçısına sen kötü bir keman sanatçısın dediğiniz zaman bu kişi bunu sırf keman sanatçısı değil bütün kişiliğiyle algılar. Veya en basit aslında öğretmenler birisi gelip siz sen kötü bir öğretmensin derseniz derse yıkılırsınız. Yani bu sırf kötü bir çalışan değil artık sizin kişinizle alakalıdır. Yani kişilerin kimliklerine yönelik bir takım kararlar veriliyorsa çok toksik hale gelebiliyor kararlar. Yani acil olmayan belirsiz performans durumlarına dayalı ve hassas, kişilerin kimliklerini derinden etkileyen karar verme süreçleri toksik hale gelebiliyor. Ve biz araştırmamızda bulduk ki toksik kararlar çoğu zaman, hatta bizim araştırmamızda her zaman yönetimin sorunları ve ortak duyguları ele alma yöntemindeki problemlerden kaynaklanıyor.
Yani aslında siz problem, yani kötü çalan bir keman sanatçısını uzaklaştırmak değil. Onun nasıl yapıldığı, yapma süreci, o karar verme süreci. Ve bu karar verme sürecini esas belirleyen özellik şu oluyor. Yöneticiler uzun süre atalet dediğimiz dönemde sorunlardan kaçıyorlar. Çünkü bu bekleyebilir bir karar. Aman diyor ben bulaşmayayım, uzun süre kararı vermiyor, bunu bekliyor. Fakat kararın verilmemesi stresi daha da arttırıyor. Herkes biliyor ki ileride bir karar verilecek. Ortada bir performans problemi var. Bir şey yapılması gerekiyor. Ama kimse de bunun için doğru düzgün bir şey yapmıyor. Bekledikçe stres artıyor. Toksisite diyeceğimiz o toksik durum artıyor. İnsanların endişeler artıyor iş ortamında. Kaygı ve endişe karar verenlerde, karara bulaşma korkusu da diğerlerinde. Çünkü diğerlerinde aman diyor ben hiçbir konuyu konuşmayayım. Ya konuşulmayan odadaki fil haline geliyor mesela. Fakat bir nokta geliyor ki artık bir şey yapılmak zorunda. Daha fazla ayyuka çıkmış. İşte bunun mesela bir örnek verelim. Bu orkestrada kötü keman sanatçısı var. Konuk bir keman şefi, ya orkestra şefi gelecek. Diyor ki bu gitmeli. Ben performansla böyle bir adam istemem. Artık o günün sonunda bu kararın verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla patlama yaşanıyor. Neden patlama yaşanıyor? Çünkü karar veren orkestra yönetimi küçük bir dilekçeyle, memoyla veya ufak bir toplantıyla diyor ki sen kötü yapıyorsun bu işi gideceksin bitti. Çok rasyonel bir şekilde bu bilgi karşı tarafa o keman sanatçısına veriliyor. Fakat bu çok rasyonel, profesyonel diyebileceğimiz karar bildirim yöntemi patlamaya sebep veriyor. Neden? Çünkü hakkında karar verilen kişi büyük bir utanç ve küçük düşürme yaşıyor. Bir anda böyle durduk yerde böyle bir kararın bir anda yüzüne patlanarak söylenmesi onu çok incitiyor. Ama daha da önemlisi diğerleri bu durumun yani kişiye karşı gösterilen saygısızlıktan dolayı bir öfke duyuyorlar. Ya diyorlar bu ne biçim şey? Neden böyle bir şekilde bu durum yapıldı? Bir acıma duyuluyor. Ya diyorlar zavallı insan ne hale geldi? Belki normal performans şeklinde değerlendirilip bu kişi uyarılsa, uzaklaştırılsa aynı tepki verilmeyecek. Ama o noktada bir anda yapıldığı için ve duygulara hiç önem verilmediği için karar verme sürecinde büyük bir problem yaşanıyor. Ve en önemlisi de korku. Acaba sırada ben mi varım? Ya ben onun durumuna düşersem gibi korkularla büyük patlama yaşanıyor. Bir kişinin problemi bütün bir orkestraya yayılıyor. Toksik hale geliyor. Hatta bizim bir örneğimizde bütün orkestra müdürünün ofisine dayanıyor. 40 kişi kapıya dayanıyor. Bağırış çağırış diyorlar ki biz bu akşamki konserde çalmıyoruz. Çıkıyor orkestra şefi, çalmazsanız diyor ben de orkestrayı kapatırım. Bundan korkan orkestra üyeleri gidip çalıyorlar. Ama bir hafta sonra sorduğunuzda hepsi orkestra müdüründen nefret eder hale gelmişler. Dolayısıyla sonuç itibariyle büyük bir patlama yaşanıyor. Ve genellikle yönetimin bu patlamaya tepkisi yine duygulardan uzak bir şekilde rasyonalizasyonla, baskıyla bir memo yazılıyor. Daha uzun bir memo bu. Veya bir açıklama yapılıyor ve deniyor ki efendim bu yapılmak zorundaydı. Belki üzüldünüz ama ne yapalım elden gelecek bir şey yok. Ama karar verenlere gidip sorduğunuzda teke tek sorduğunuzda bir suçluluk duygusu ve savunma duygusu içerisine giriyorlar. Bunu aslında böyle yapmamalıydım aslında bir daha da yapmayayım. Ve diğerlerinde de büyük bir kuşku, korku, öfke. Yani toksik bir ortam yaratılıyor. Ve biz üç durumda da bulduk ki ikinci kararların atalet dönemi yani o ilk dönem daha da uzuyor. Çünkü siz bir kere yani sütten ağzınız yanmış yönetici olarak daha da uzatıyorsunuz ikinci kararı verirken. Tahmin edin atalet uzayınca ne oluyor? Patlamaya geldiğinde patlama daha da büyük oluyor. Bastırma daha da katı oluyor filan gibi böyle bir model kurduk. Ve burada biz bulduk ki aslında karar verme duygulardan hiç bağımsız değil. Siz ne kadar kulaklarınızı kapatırsanız o kadar o gelip sizin yüzünüze çarpıyor. Duyguları dinlemek zorundasınız. Şimdi bir önceki soruyla bağlantılı bir diğer nokta. Biz öfke üzerine araştırmalar yaptık aynı zamanda. Öfke kararları nasıl etkiler? Öfke enteresan bir duygu. Bir taraftan düşmanlık, saldırganlık yaratıyor insanlarda. İnsanların dikkatini dağıtıyor. Kontrolden çıkmasına sebep veriyor. Ama diğer yandan araştırmalar gösteriyor ki öfke aynı zamanda iyi bir duygu. Çünkü bizi harekete geçirir. Bize bir enerji verir, canlılık verir, kendimizi güvenimizi arttırır. Kendimizi savunma konusunda, inisiyatif alma konusunda dirayetimizi arttırır. Dolayısıyla öfkenin aslında iyi tarafları da var. Aristo bunu zaten en başta söylediğim gibi yıllar önce söylemiş, binlerce yıl önce. Herkes öfkelenebilir, bu çok kolay. Fakat doğru kişiye, doğru zamanda, doğru maksatla, doğru şekilde öfkelenmek herkesin harcı değildir. Bu hiç de kolay bir şey değil. Burada öfkeyle agresyonu veya saldırganlığı hemen bir ayırt edelim. Öfke hissedeceğimiz bir duygu.
Bir şeye karşı öfke hissediyoruz. İçinizde hissettiğiniz duygu öfke. Siz gidip öfkeli birisinin suratına yumruk atarsanız bu artık öfke değildir, saldırganlıktır. İkisini ayrıştırmamız gerekiyor. Burada Aristo'nun bahsettiği o hissedilen duygu. Neden önemli? Çünkü bu duygu bize bir bilgi veriyor ve biz bu bilgi sayesinde aslında bir takım adımlar atıyoruz. İşte biz bunu araştırdık Sacramento'da. 40 tane CEO ve CEO yardımcısıyla görüştük. Kalitatif bir araştırma. Birer saatlik röportaj yaptık. Bunları kaydettik. Ve her bir kişiye sorduk. Bize bir karar verme sürecini anlatın ve bu karar verme sürecini öyle bir anlatın. Yani öyle bir karar seçin ki siz bu süreçte öfkelendiniz. Öfke hissettiniz ve ifade ettiniz. Araştırmamızın temel bulgularından bir tanesi öfkeye karşı biz iki temel eğilim bulduk. 40 kişinin 20 tanesi, tam da 20'si bizi zorladı. Özellikle ilk görüşmede bu ortaya çıktı. Öfke mi? Ne demek öfke? Ben asla öfkelenmem. Ne diyorsun? Gibi bir tepki çıktı. Bu insanlar daha sonra biz bulduk ki öfkeye karşı bir ön yargıları var. Yani öfkeden konuşmak bile istemiyorlar. Öfkeye karşı ön yargılı kişiler dedik biz bunlara. Hatta ilk röportajımızda işte böyle bir tepki alınca biz ne yapacağımızı bilemedik. Fakat daha sonra biz sorularımızı artık o yeteneğimiz de gelişti röportajlar sırasında. Öyle bir sorduk ki ya öfkelenmesem bile belki şöyledir, böyledir derken 10 dakika içinde herkes aslında bize bir öfke hikayesi verdi. Ve öfkelenmiyorum diyen kişileri siz yarım saat sonra bir görecektiniz. Masalarına vuranlar, seslerini yükseltenler, gayet güzel öfkeyi tekrar hissedenler, küfredenler, yani öfkeyi tekrar yaşamaya başladılar. Biz gördük ki bu 40 kişi 40 aslında bu öfkeyi aza yaşadı. Fakat yarısı öfkeye karşı ön yargılı. Öfkesinden bahsetmek istemiyor. Diğer yarısıysa öfke dediğimizde evet bir duygu, iyi tarafları da var, kötü tarafları da var gibi bir takım şeyler söylediler bize. Bizim esas araştırma konumuz şeydi, öfkenin faydaları ve zararları. Çünkü öfke genellikle zararlı bir şeymiş gibi düşünülür. Öfkenin karar verme üzerine biz faydaları ve zararlarını araştırmak üzere bu araştırmayı yaptık. Fakat çok enteresan bir şekilde elimizdeki veriler bize gösterdi ki öfkenin üst düzey yönetimde zarardan çok faydası var. Ben bu arada ikinci anketi berbat ettim herhalde. Çünkü burada sormam gerekiyordu sanırım. Hadi o zaman şimdi soralım. İkinci anketi verebilir miyiz? Özür diliyorum bu hatadan dolayı. Kontrollü deney gibi oldu bu. Bilgi önceden verirseniz. O güzel. Aslında hala sizi ikna edemedim. Güzel. Evet. Yani biz bu araştırmada gördük ya değerli toplantı arkadaşlarım. Öfkeyle kalkan her zaman zararlı oturmaz. Özellikle üst düzey yöneticisiyseniz. Araştırmamızda bulduk ki öfke, o hissedilen öfke aslında bir ahlaki barometre, etik bir barometre işlevini görüyor. Nasıl görüyor? Siz normalde üst düzey yöneticiler biliyorsunuz hep meşguldürler. Bir konuya en fazla 10 dakikalarını ayırabilirler. Eğer bir konuda öfkelenmişlerse ama bütün bu hikayelerde bulduk ki bu insanlar bırakın 10 dakika saatlerini, günlerini bu konuya harcayabiliyorlar. Genellikle de bu konular hep ahlaki bir problem var ortada şirkette. O yüzden öfkeleniyorlar. Ve ya neden bu böyle? Ben bunu nasıl çözebilirim? Bir etik barometre görevi görüyor. Öfkelendiği konuya karşı yönetici daha fazla ilgi gösteriyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz öfkenin faydalarından birisi. Bizim bakış açımızı şekillendiriyor. Ve aynı zamanda bir etik motivasyon yaratıyor. Biz bütün hikayelerde gördük ki bu öfke sayesinde yöneticiler bu etik problemi çözmüş. Ya düşük bir performans, ya işte ne bileyim bir çalma çırpma veya işte bir saygısızlık gibi bir takım hatalar, bir takım kötü davranışlar gösteren kişilere dair temel kararlar verilmiş. Tabii hemen şöyle diyeceksiniz, bunlar üst düzey yönetici. Ya alt düzeydekiler ne yapmalı? Yani o yüzden hiçbir zaman için ben bu araştırmanın sonucundan şöyle bir sonuç çıksın istemiyorum. Öfke iyidir, her zaman öfkeyle karar verirseniz iyi olur. Sonuçta bu insanların karar verme etkileri var. Öfkeyi kullandılar, öfkeden faydalandılar çünkü karar verme etkileri var. Çünkü çok rahat denilebilir ki alt düzeydeki bir insan öfkelenir ama karar verme etkisi yoksa ne olur? İşte şu andaki araştırmamızda biz ona bakıyoruz, veri topladık. Orta düzey yönetici ve en altta çalışanlardan veri topladık. Onların verilerini değerlendiriyoruz. Daha oraya bir cevabım yok. Fakat şu andaki bu 40 kişilik araştırmadan diyebiliriz ki öfkeyle kalkan her zaman zararlı oturmaz. Öfke sayesinde aslında üst düzey yöneticiler
bir takım temel ahlaki düzeylerde problemleri efektif kararlar vererek çözebilirler. Şimdi hemen buradan üçüncü anketi soralım. Bir eğitim lideri okulda duygularını ifade etmekten kaçınmalıdır. Çok enteresan, evet. Çok duygusal bir grupla iç içeyiz. Ya da seminer şimdi etkisi göstermeye başladı. Çok güzel. Yani diyorsunuz ki arkadaşlar hepimiz içinde bir Mahmut Hoca ruhu var. Şimdi o video klibi gösterelim mi çabucak? Her evde bir havuham öğrencisi vardır tabii. Dolayısıyla Ken Mahmut da vardır tabii. Okuldan Mahmut Hoca ruhunu çok sevdim. Aferin mi diyecek? Çünkü Rıfat Uygaz harikulade bir öğretmen. Ömrüm boyunca öğrencilerim hep böyle baktılar yüzüme, alışığım. Harikulade bir. Bense hem onlara otorite, sadece hem güzel şeyler öğretmeye, sevgi dolu, doğru yolu göstermeye çalıştım. Ama arkama baktığım zaman pek de başarılı olmadığımı görüyorum. Oysa benim istediğim o çocukların sorumluluk duygusu öğrenmeleri ve görevlerini yapmalarıydı. Mutlu olmam için bu bana yeterdi. Ama olmadı. Hayatımı bir hiç uğruna ziyan ettim. Bu yaştan sonra da yanıldığımı itiraf etmek zor geliyor. Ömrümün geri kalan günlerini de gene eskisi gibi öğrencilerime, yani sizlere doğruyu, güzeli öğretmeye çalışarak geçireceğim. İdealist bir öğretmen. İyi tutumlar. Öğrenciler artık ne böyle öğretmen bulabiliyor kolay kolay. Herhalde bir şeylerin doğallığını yitirmesi. Bizler eski jenerasyon olduğumuz için o filmleri daha lezzetli ve mantıklı buluyoruz. Eğlendiriyor, güldürüyor ve düşündürüyor. Hani eskiye nostalji, sevgi, duygu, saygı, kaybettiğimiz değerleri yeniden yaşıyoruz. Bir masal gibi. O zaman daha iyiydi, daha bir saftı, daha bir temizdi. Ondan dolayı... davranışları. Bir karar verme var, bir de liderler var. Liderlerin kararlarıyla ilgili bir takım sonuçlar var. Bundan ben biraz bahsetmek istiyorum. En başta liderler arzu edilen imajı yaratmak ve sürdürmek için duygularını düzenlemek durumundadırlar. Buna en güzel örnek aslında politik liderlerle bu örneği verebiliriz. Politik liderler her zaman için kamuya karşı nasıl göründüklerine çok dikkat ederler. Hatta bu Amerika'da daha da o kadar üst düzey noktalara çıkmış durumdadır ki her liderin bir imaj danışmanı vardır. Konuşmasını nasıl yapacağı, nerede güleceği, nerede işte daha ciddi bir tavır takınca bizzat bir aktör hazırlanırcasına hazırlanırlar danışmanlar sayesinde, danışmanların verdiği direktiflerle. Yani liderlerin imajı önemlidir ve aslında bu şey değil, keyfi bir durum da değil. O kadar saçma bir tutum da değil çünkü takip edenler de yani aslında insanlar da liderlere bakıp dururlar. Bu lider hangi duyguyu ifade ediyor, nasıl ifade ediyor? Mesela biz Türk milleti olarak liderlerimiz arada bir sırada bir ağlamasını severiz. Haberlerde gösterilir, gazetelerde çıkar. Bir sevgi gösterisi bazen bir liderin bir anda halka ona karşı sempatisini arttırır. Bazen liderin bir öfke göstermesini bekleriz. Yani liderlerden belli duygular zaman zaman bekleriz ve bu duygular gösterildiğinde liderle daha yakın bir bağ kurarız. Yani bu aynı zamanda kurumlar için de geçerli. Yani liderlerin duygularını nasıl, duygu ifadelerini nasıl gösterdiklerine dair tutumları çok önem taşır. Bu önem verirler. En güzel örneklerinden birisi Hillary Clinton. Geçen başkanlık seçimlerinde bir kere ağlaması, ufak bir ağlama kendisine başkan adaylığı pozisyonunu kaybettirdi. Çünkü Amerikan toplumunda gazetelerde, dergilerde, televizyon programlarında büyük tartışmalara yol açtı. Bu kadın gerçekten mi ağladı? Sahte bir ağlama mıydı? Neden ağladı? Filan gibi derken bir anda bütün kamuoyu aldığı kamuoyu desteğinin büyük bir kısmını kaybetti. Dolayısıyla o duygusal ifade, duygusal ifadenin ötesinde bir yere geçti. Çünkü liderlerin her şeyi gibi davranışları da sembolik önemler taşır. Diğer taraftan biz biliyoruz ki
liderler liderliğin karizmasıyla da çok alakalı. Dönüşümcü ve transformasyonel liderlik diyebiliriz. İki çeşit liderlikten bahsedebiliriz. Bir tanesi transformasyonel ve transaksiyonel diyebileceğimiz iki çeşit liderlikten bahsedebiliriz. Transaksiyonel liderlikte siz birisine bir şey verirsiniz, karşısında bir şey beklersiniz, bir al gülüm ver gülüm ilişkisi kurarsınız. Transformasyonel liderlikte ise siz bir gruba bakın arkadaşlar biz önümüzdeki sene buraya hedefliyoruz, buraya gideceğiz. Belki şu noktada birazcık zorluklardan geçeceğiz ama ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Yani bir gelecek yaratırsınız. Ve o gelecek doğrultusunda insanları yönlendirirsiniz. Bu sınıf için de bence aynı şekilde geçerli. İşte kim öğretmen tamamen not üstüne kurulu bir ilişki kurar öğrencisiyle. Sen bunu yaparsan ben sana iyi not veririm. Yapmazsan iyi not alamazsın gibi bir ilişki kurar. Kim hocalar da derse girer ve sırf o dersin veya o döneme yönelik değil, bütün bir hayata dair. Eğitimin aslında bütün hayata yönelik bir şey olduğunu gösterir. Bakın arkadaşlar bu konu şu yüzden önemli. 5 sene sonrası için siz bu bilgiyi şurada kullanabilirsiniz. 10 sene sonra bakın ben burada kullandım. 20 sene önce bir öğrencim bugün geldi bana bunu dedi. Gibi böyle geleceğe dönük bir vizyon sunar. Biz bu ikinci tip yöneticiler aynı zamanda karizmatik liderler diyoruz. Çünkü o zaman insanlar o kişilerin lafını sırf bilgilerinden dolayı değil o duygusal bağdan dolayı da dinliyorlar. İşte o duygusal bağ. Dolayısıyla karizmatik liderlikte veya dönüşümcü transformasyonel liderlikte duygular çok önemli bir yer teşkil ediyor. Siz o duyguları karşı tarafa verebiliyorsanız insanlar sizi sırf konuşan değil aynı zamanda hisseden bir varlık olarak görüyorlar ve daha yakın hissediyorlar kendilerini. Bir diğer boyutu daha önce bahsettiğim araştırma bu duygusal iklim, pozitif duygusal iklim araştırması. Bundan bahsettim zaten çabuk geçeceğim ama bir şeyden hemen çabucak bahsetmek istiyorum. Bu pozitif duygusal iklim bence sınıf için de geçerli. Sınıfta pozitif bir duygusal iklim yaratırsanız öğrencilerin derse yaklaşımı, size yaklaşımı, genel anlamda eğitime yaklaşımı çok farklı olabilir. Bunun en güzel örneğini aslında kontrollü deney şeklinde farklı öğretmen stillerinde görebiliyorsunuz. Aynı sınıfta ben mesela hatırlıyorum ortaokul lisedeyken aynı sınıfta işte bir öğretmen gelir, bayılırsınız o öğretmene. Aynı sınıfta aynı öğrenciler çok farklı bir iklim yaratılır. O öğretmen gider zil çalar, teneffüs yapılır, başka bir öğretmen gelir, bambaşka bir ruh haline girer sınıf. Öğretmenden dolayı. Liderler duygusal iklimde çok önemli bir rol teşkil ederler. Ve bunda öğretmenlerin çok önemli bir rolü vardır. Duygular, karar verme, duygusal zeka ilişkilerinden biraz bahsettik, biraz sonra bahsedeceğim. Onları da şimdi çabuk geçeceğim. Bir diğer noktada, bu bir önceki noktayla alakalı, liderlerin duygusal ifadeleri iş takımlarını, burada siz buna iş takımı deyin, sınıf deyin, direkt etkiliyor. Siz sınıf öfkeyle giderseniz 15 dakika sonra sınıftaki tepkide yavaş yavaş öfke boyutuna doğru evrilmeye başlayabilir. Siz sınıfa mutlulukla girerseniz bir anda öğrenciler gevşeyebilirler, mutlu hissedebilirler. Siz sınıfa enerjiyle girirseniz, pozitif bir enerjiyle girerseniz öğrencilerden o enerjiyi alabilirsiniz. Dolayısıyla ben her zaman için birisi gelip ben öğrenciden pozitif enerji alamıyorum dediğinde içimden de hatta her zaman yüzlerine söylemem. Hatta çoğu zaman söylemem ama içimden geçen tepki acaba senin enerjin ne durumdaydı? Sen oraya girerken hangi enerjiyle girdin? Sorusu direkt içimden geçer. Çok da aslında ilginçtir ki genellikle bu enerjiyi veremeyen kişiler hep şikayet edip dururlar. Hiçbir enerji gelmiyor öğrenciden. Sen vermiyorsun ki bekleyesin. Dolayısıyla o duygusal iklimi yaratmada önce kendimize bakacağız. Yani sınıf içinde bir problem varsa veya bir takım içinde bir duygu problemi varsa bizle çok alakalı o. Ona biraz bakmamız gerekiyor. Şimdi bir diğer nokta bu da zaten son noktamız. Duygusal zeka. Duygusal zeka kavramı önemli bir kavram. Çok çok kullanılan bir kavram ve birazcık da tacize uğramış bir kavram. Çünkü artık her şey duygusal zeka şeklinde addediliyor. Kesinlikle değil. Duygusal zeka çok spesifik bir yetenek grubu ve liderlerin performansının etkisine net bir şekilde etkiliyor. Biz yeni bir araştırmaya da başladık bununla ilgili. Duygusal zekanın takıma dair insanların bağlılıklarını nasıl etkilediğine dair bir araştırma şu anda yeni başlattık. Burada Türkiye'den bir grup araştırmacı arkadaşlarımla birlikte. Ben kısaca bir duygusal zeka nedir ne değildir ondan bahsetmek istiyorum. Duygusal zeka kişinin bağlılığı, performansı veya diğer kişilik özellikleriyle ilişkili değildir. Duygusal zeka bunlardan bağımsız bir şeydir. Bunu kesinlikle kafamızda tutmamız gerekiyor. Bir takım spesifik yeteneklerden oluşur. Bunları ben hemen çabucak geçeceğim. Bir tanesi geçmişteki duyguları hatırlama yeteneği. O demin bahsettiğimiz Elliot örneğinde. Elliot
duygularını çağıramıyor. Bazı aynı nasıl fiziksel kognitif hafıza var. Bazı insanlar bilgileri çabucak çağırır hatırlar. Bazı insanlar hatırlayamaz, hafızası zayıftır. Duygular için de aynı şekilde geçerli. Bazı insanlar geçmişe yönelik duygularını çabucak çağırıp hatırlarlar, hissederler. Bazı insanlarsa çok az hatırlarlar veya hiç hatırlamazlar. Örneğin geçen seneki doğum gününüzü düşündüğünüzde o doğum gününü kutladığınız ortamla birlikte siz o sıcak duyguyu, işte arkadaşlık duygusunu da çağırabiliyorsanız beyninizden, duygusal zekanız daha yüksek anlamına geliyor bu. Çünkü en azından o boyutta. Çağıramıyorsanız duygusal zekanız zayıf anlamına geliyor. Bir diğer duygusal zeka boyutu mevcut duyguları anlama yeteneği. Bazı insanlara sorduğunuzda nasılsın dediğinde alacağınız cevap iyiyim veya kötüyüm şeklindedir. Ama diğer bir takım insanlar, bazı insanlar da der şu anda birazcık canım sıkılıyor ama aynı zamanda da coşku içerisindeyim. Birbirinizin iki duyguyu aynı anda yaşayabiliyor ve bunu hissedebiliyor ve bunu anlamlandırabiliyor. Veya içimde hafif bir burukluk var, biraz da nostalji duygusu, özlem, biraz da sevgi hissettim gibi böyle bir sürü kelime kullanarak, yani kelime dağarcığımız bizim duygulara dair ne kadar artarsa bizim duygusal zekamız da o kadar artar. Bu da duygusal zekanın bir diğer boyutu. Duygularını diğerlerine etkin bir biçimde ifade edebilme. Bu da aslında demin verdiğim örnekle iç içe bir anlama boyutu var. Ya bazı insanlar iyiyim ve kötüyüm şeklindeki durumlarını değerlendirirler. Bazı insanlarsa öfkelilerse öfkeliyim der. Ben şu anda öfke duyuyorum ve bunu karşısındakine ifade eder. Etkin bir biçimde ifade etme de önemlidir. Kim insan gelir suratına bağırır gider seni mahveder, sen de ondan nefret edersin. Bazı insanlar da gelir sana öfkesini öyle güzel ifade eder ki hiç ses tonunu belki de yükseltmeden veya hafif yükselterek ama seni rencide etmeden ben sana çok öfkeliyim sen bunu yapmamalıydın der, çıkar gider. Sen de dersin ya bu adam hakikaten haklıymış, ben ayıp ettim, yapmamam gerekiyordu. Hak verirsin adama, öfkeyi alırsın, hissedersin, öfkeye karşı tepki üretirsin ve o adama destek verirsin. Özellikle işte bir önceki soruyla alakalı. Öğrenciye karşı duyulan öfke kesinlikle yatsınacak, göz ardı edilecek, utanılacak bir şey değil. Öğrencilerimize bazen öfke duyabiliriz. Ama bu öfkenin bize ne yaptıracağı çok önemli. Siz öfkenizi kullanıp öğrenciyi kendinize düşman ederseniz tamamen fonksiyonlarınızı azaltırsınız. Öğrenci de size düşman kesidir. Tamamen artık hoca bana taktı moduna geçer. Ondan sonra da iletişim kanalları kapanır, hiçbir şekilde konuşamazsınız. Ama siz işte Mahmut Hoca gibi, o videoda onu gösterecektik, öfkenizi gayet böyle net bir şekilde karşı tarafa sebepleriyle birlikte ama öfkeli bir şekilde, yani öfkenizi saklayarak değil, sen bunu bu şekilde yaptın, keşke yapmasaydın, biliyorum yapmamayı da belki de düşünüyordun ama yaptın ve bu durum beni gerçekten kızdırdı, keşke yapmasaydın gibi bir tonla bahsettiğinizde ve bunu bir takım tabii gerekçelerle altını doldurduğunuzda o öfke karşı tarafa geçer ve karşı taraf size büyük bir ihtimalle saygı da duyar. Dolayısıyla bu öfkenin etkin biçimde ifade edilmesi duygusal zekanın bir diğer boyutu. Bazı insanlar uzun süre hiçbir duygu ifade etmez ve patlamalar şeklinde duygularını ifade ederler. O da bir önceki soruyla alakalı, duygusal kişilik zayıf kişilik midir? Eğer bu şekilde duygusal kişiliği addediyorsanız zayıf kişiliktir. Çünkü siz duygularınızı etkin bir şekilde ifade edemiyorsunuzdur. Duygularınız çok patlamalar şeklinde karşı tarafa geçiyordur. Bu zayıf kişiliktir. Ama siz gayet böyle net bir şekilde duygularınızı gösterebiliyorsanız karşı tarafa ve karşı tarafta bu duyguları alıyorsa bu duygusal anlamda daha kuvvetli bir kişiliktir. Bir dördüncü boyut, insanların duygularını okuma yeteneği. Bazı insanların karşısına oturup ağlarsanız hiç anlamaz kendinizi kötü hissettiğinizi. Veya tepki vermez buna, hissetmez, empati kurmaz. Bazı insanlarda da odadan girdiğinizde gözlerinizin içinden nasıl hissettiğinizi anlar ve ona göre tepki üretmeye başlar. Ya nedir, bir sıkıntı mı var, bir problem mi var? Ya çok mutlu gördüm seni, hayırdır filan gibi ön girizgahlarla size duygunuzu ortak olmaya çalışır. Bu da bir duygusal zeka boyutu. Ve bir diğer boyut da insanların duygularını harekete geçirebilme yeteneği. Bundan demin bahsettik zaten. Karizmatik liderlikte mesela bir insan gelir, bir konuşma yapar, herkes ayağa kalkar, alkışlar, destek verir, ne istiyorsa onu yapar. Bir kişi de gelir konuşur, fikirsel düzeyde ikna eder ama hiçbir şekilde harekete geçirmez o grubu.
İşte orada da harekete geçirme boyutundan bahsedebiliyoruz. Bu 5 boyut, bir takım başka boyutları da var ama genel anlamda bu 5 boyut aslında duygusal zekanın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Ve benim sizden ricam bundan sonra ileride bu toplantıdan sonra başka insanlarla konuşurken duygusal zeka denildiğinde her şey duygusal zeka değil. Duygusal zeka bu spesifik yeteneklerden ibaret bir şey. Bunu diğer insanlara da aktarmanız. Çünkü bu önemli bir bilgi. Biraz fazla dediğim gibi taciz edilen bir kavram haline geldi. Ve bunu biraz akılda tutmak. Çünkü duygusal zeka önemli bir kavram. Maalesef eğitim kurumlarımızda da müfredatımızda bu yok. Fakat öğrenme eğrisi çok yüksek. Çünkü hiçbir şey bilmediğimiz için birazcık eğitimde, ben eğitim programlarımda bunu görüyorum. Yarım günlük, bir günlük eğitimle üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere insanlar duygusal zekalarını yavaş yavaş gelişmeye başladıklarını hissediyorlar. Bir günde düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl gelişiyor? Ama gelişiyor. Çünkü uzun süre bu konuda hiç eğitim almamışsanız biraz bilgi almanız bile sizi en azından duygusal zeka duyarlı hale getiriyor ve potansiyelinizi açığa çıkarıyor. Tıpkı IQ gibi. Yani işte IQ range'lerle çıkar. 90-120 arası range. Hiç eğitim almayan bir çocuk 90'da kalır. Ama eğitim alan bir çocuk 120'ye kadar çıkar. Ötekisinin 80-110'dur. Çok iyi eğitim alır, 110'a çıkar, diğeri 90'da kalır. Yani eğitimle çok alakalı bir yandan duygusal zeka, tıpkı IQ gibi. Burada videomuz geldi galiba, onu bir izleyebiliyor muyuz şimdi? Bir deneyebilir miyiz Volkan? Her evde bir Avrupa öğrencisi vardır tabii. Dolayısıyla Ken Mahmut da vardır. Mahmut Hoca da çok sevdim. Abi yerim mi diyeceğim? Çünkü Rıfat Uğur'dan her bir ibadet var. Öğretmenim gün boyunca öğrencilerim hep böyle bakmışlar. Ben alışım. Harikler. Ben de onlara sadece güzel şeyler öğrettim. Sevgi de doğru yolu gösterdim. Hakan Bey, sanırım... Seste problem yoktu, devam edebilirsiniz. Üstte. Sizin mikrofonunuz... Devam edebilirsiniz. Eko yapıyor anladığım kadarıyla. Mikrofonu geç olarak kapatırsanız... Hani... Yok, seste problem yok. Bu kayıttan dolayı. Çünkü ben bunu bir söyleşi programına aldım. Şimdi devam edin. Ha, tamam. İyi çıkacak. Eko yapmıyor. Siz oynatırsanız üst üste bilecek. Ama arkama baktığım zaman hiç de başarılı olmadığımı görüyorum. Oysa benim istediğim o çocukların sorumluluk duygusu öğrenmeleri ve görevlerini yapmaları. Mutlu olmam için bu bana yeterdi. Ama olmadı. Hayatımı bir hiç uğruna ziyan etti. Bu yaştan sonra da yanıldığımı itiraf etmek zor geliyor. Ömrümün geri kalan günlerini de gene eskisi gibi öğrencilerime, yani sizlere doğruyu, güzeli öğretmeye çalışarak geçireceğim. İcadetli öğretmen, iyi tutumlar. Öğrenciler artık ne böyle öğretmen bulabiliyor kolay kolay. Herhalde bir şeylerin doğallığını yitirmesi. Bizler içki... ...diliyor. Güldürüyor ve düşündürüyor. Hani eskiye nostalji, sevgi, duygu, saygı, kaybettiğimiz değerleri yeniden yaşıyoruz. Bir masal gibi. O zaman daha iyiydi. Daha bir saftı, daha bir temizdi. Ondan dolayı... Evet, burada gördüğümüz gibi... Keşke aslında yüz yüze konuşabilsek. Yani burada aslında Mahmut Hoca yapan bugün, ben bu sabah fark ettim bunu. Çok ilginçtir. Çünkü bir şey arıyordum böyle paylaşacak sizle. Asıl bu duygusal zeka, yani hepimiz içinde, biraz önce dedim hepimiz içinde bir Mahmut Hoca var, inşallah vardır. Ve aslında bütün bir toplumu, Türk toplumunu kuşaklar boyu diyebileceğimiz şekilde kültür anlamda bağlayan bu Hababam sınıfı şeyi, Hababam sınıfı olgusu diyeyim, çünkü artık bu film olmaktan öte bir şey, bence bu duygularla alakalı. Yani eğitimde duyguların... ve bu aslında Hababam sınıfı Mahmut Hoca dışarı çıkarırsanız hiç de anlamlı film değildir. Yani esas bizim tüylerimizi ürperten noktalar hep Mahmut Hoca ile Hababam sınıfının karşı karşıya geldiği noktalardır. Ve orada hep genel bir duygusal bağlantı kurulur. Ve o duygusal bağlantı sayesinde onca işte haşarı çocuk bir anda davranışlarını değiştirmeye başlar. Yani aslında orada çok net bir mesaj veriliyor. Daha duygusal zeka kavramı gelişmeden önce aslında bu film. Film dizileri çekilmeye başlandı, romanı yazıldı. Yani bizim kültürümüzde var bu. Duygusal zeka bu aslında. Yani öğretmenin duygusal zekasıyla
öğrencilerine yaklaşması. Ve bu eğitsel liderlik de çok önemli bir yer teşkil ediyor bence. Çünkü işte kendi duygularını, geçmişteki duygularını hatırlama, mevcut duygularını anlama, onu etkin bir şekilde diğerlerine ifade edebilmek ki burada görüyoruz. Mesela Mahmut Hoca burada hem bir düş kırıklığı, aynı zamanda hafif bir serzeniş, öfke, sevgi, bunların hepsini net bir şekilde karşı tarafta öğrencilerine dantel dantel işleyerek tabiri caizse veriyor. Ve karşı tarafta bunu alıyor. Ve aslında bu böyle. Yani aslında bu çok da gerçek bir durum. Yani ben bunu kendi öğretmenlik, öğrencilik hayatımda daha önce çok gördüm. Bazı öğretmenler bunu çok güzel yapar. Ve bizim geçmişe dönük şöyle çok sevdiğim diyerek hatırladığımız öğretmenleri düşünürseniz aslında hep duygusal zeka boyutları görürüz. O zaman soru şu, yani biz bu hali, yani biz duygusal zekamızı kullanamayız, kullanırız, kullanmalıyız. O bir röportajlardan bir tanesinde o bahsedilen saflık duygusu eskiden vardı, şimdi yoktu, şimdi de olmalı. Ben inanmıyorum şimdi olmayacağını. Biz insanız çünkü o en baştaki karikatüre dönersek öğrencilerimizle kurduğumuz ilişkilerde o duygusal bağ mutlaka. Daha artık bunun bilimi de var işte, bugün bir sürü şey paylaştık. İlgilenirseniz bir sürü başka makaleler var. Yani bu bilim, elimizde bir sürü bilgi de var artık. Yani sırf kişinin yeteneğine veya kişinin deneyimlerine değil, bağlı bir şekilde değil, öğrenerek de yapılabilecek bir şey. Ve bence öğretmenlik eğitimine de bunun çok net bir şekilde artık ilerleyen yıllar içerisinde inşallah becerebilirsek müfredata konması gerekiyor. Bu duygusal zeka çünkü öğretmenin sınıf içi liderliğinde çok önemli bir yer teşkil ediyor bana göre. Sonuç itibariyle bugün konuştuklarımız duygular, ruh hali, bunlar arasındaki benzerlikler, farklılıklar, bunlardan bahsettik. Duyguların kurumlardaki öneminden bahsettik. Özellikle sosyal boyut, iletişim boyutu ve aynı zamanda liderlik boyutu. Duyguların kişisel ve kurumsal karar vermedeki etkilerinden bahsettik. İç içe bunlar. Duyguların liderlerin davranışlarındaki rollerinden bahsettik. Mahmut Hoca'yı izledik. Onu analiz ettik bir noktada. Ve bununla birlikte duyguların eğitsel liderlikteki etkileri üzerine konuştuk. Genel anlamda bugün sanırım hedefimiz de zaten buydu. Benim esas niyetim duyguları bir anlamda gündelik hayatımıza sokalım istedim. Öğretmenlerin gündelik hayatına. Çünkü duygular çok önemli, çok değerli varlıklarımız bizim. Onları dinlememiz gerekiyor, paylaşmamız gerekiyor. Onları öğrenmemiz gerekiyor. Duygularımızdan kaçmamamız gerekiyor. Her duygu bize bir şey öğretiyor. Dolayısıyla duygularla iç içe bir yaşam geçirmemiz gerekiyor. Duygulardan kaçmadan, duyguları anlayarak bunu yapmamız gerekiyor. Ancak o zaman bu bağ, ilişki kalitesi, öğrenci-öğretmen kalitesi arttırılabilir. Bu vesileyle ben 4 kişiye özellikle çok sıkı duygusal bağlarla teşekkür etmek istiyorum. En başta İbrahim Betil, hiç hesapta yokken beni Öğretmen Akademisi Vakfı ile tanıştırdı. Çok enteresan bir tesadüf derdisi sonucu. Şu anda ben artık buranın gönüllü bir destekçisiyim. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Ali Arı ve Volkan Bal, teknik destek ve muhteşem yardımları, enerji kişilikleri bugüne yapmamıza, bütün bu teknik altyapı, büyük bir donanım var bunun altında. Çok her şey basitmiş gibi görünüyor ama gerçekten her şey çok basitmiş gibi anlatıyorlar, yapıyorlar. Çok şey, enerjik arkadaşlar ve onların namında bütün Öğretmen Kesim Vakfı eğitimcileri ve bütün katılanlara ve aynı zamanda da Kayan Karlı'ya çok teşekkür ediyorum. O da Öğretmen Kesim Vakfı Genel Müdürü. Kendi tabiriyle benim özellikle bu eğitim danışmanlığı konusundaki neydi, öğretim yoldaşım. Eğitim yoldaşım. Kendisi de enerjik bir insan. Çok seviyorum. Ve ya bu yaptığınız şeyler gerçekten benim tüylerimi ürpertti ilk duyduğumda. Daha da bağlandım. İnanılmaz şeyler yapıyorsunuz. Bütün dünyaya örnek gösterecek çok güzel şeyler yapılıyor. Bundan sonra da çok daha iyi şeyler yapılacağına inanıyorum. Çünkü Türk toplumu her zaman için eğitime önem vermiştir. Bundan sonra da önem verecektir. Şu anda bulunduğumuz bence güçlü konumun temelinde de bu eğitim yatar. Aileler de çocukların eğitimi için varlarını yoklarını koyarlar. Her ne kadar kendi içinde problemleri olsa da şu andaki eğitim sistemimizin ben genelde bakıldığında çok değerli bir sistem olduğuna inanıyorum. Hepimiz bu sistemden geçtik. Hepimiz bu sisteme geri bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Aktif olarak verdiğiniz için ben size özellikle tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımız bizim en önemli varlıklarımız. Onların eğitimi bizim hayattaki önemli amacımız herhalde. Genel, hem kişisel hem insanlık anlamında. Bu bağlamda da size çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi yolluyorum.
Biz teşekkür ediyoruz birkaç soru size. Bir tane soru var en baştan beri gelen. Onu bir sormak istiyorum size. Aslına bakarsanız biraz zamanımızı açtık, biraz da bayağı açtık aslında. Fakat çok güzel bir çalışma oldu bence. Ben çok yararlandım. Daha önce de sizi dinlemiştim, yüz yüze konuşmuştuk. Her seferinde aynı hazzı alıyorum. Sanırım katılımcılarımız da aynı şekilde düşünüyor ki bu kadar hani farklı bir şekilde bitmesine rağmen, uzun sürmesine rağmen hala buradalar ve aktif katılıyorlar. Sanırım ayrılmak Kesinlikle. için arkadaşlar çok üzüldüler. Hatta onun için bize kızgınlıklarını ifade edebilirler. Hani duygularını bu şekilde ortaya koyabilirler. Şimdiden ben size söyleyeyim. Riskli bir durumdayız yani. Bir tane soru var aslında. En başta Funda Öğretmen'in sorduğu. Sınıfta öfkelendiğimizde yapacağımız da yani bu öfkemizle ilgili yapabileceğimiz en doğru davranış nedir sorusu vardı. Ben bunu bir sorayım. Hani kısa bir cevap olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. Belki çok uzun bir süreçte bir cevap vardır. Birinci sorumuz. İstiyorsanız bunun üzerine konuşalım. Daha sonra da diğer soruları geçelim ben. Ben buna bir genel bir cevap vereyim. Bir de daha spesifik böyle öneriler şeklinde vereyim. Genel cevap Mahmut Hoca'yı aklımızda tutalım. Mahmut Hoca hiçbir öğrencilere patoküte girişmez. Onlara utandırarak onlara öfkesini ifade eder. Yani o kafamızda imajı tutarsak herhalde bir pratik anlamda, genel anlamda bir çözüm. Pratik anlamda söyleyebileceğim şeyler kesinlikle bir öğrenciye öfke duyuyorsanız eğer kesinlikle sınıf içerisinde o öğrenciyle o anda iletişime geçilmesini ben önermem. Çünkü diğer öğrenciler bundan çok kötü etkileniyorlar. İşin içini bilmedikleri için karşı taraf ne yaptığını bilir, ona göre tepki alır. Ama sizin göstereceğiniz öfke diğer öğrenciler neden bu öfkeyi gösterdiğinizi bilmediği için bir anda toksik hale gelebilir. Yani dolayısıyla olayı toksik hale getirmememiz gerekiyor ve bir öğrenci öfkelendiysek bu öfkeyi birebir bir ortamda gündeme getirmemiz gerekiyor. Ve gündeme getirirken de o öfkenin kesinlikle agresyona dönüşmemesi gerekiyor. Çünkü agresyona döndüğü an, bu ister sözel agresyon olsun, ister fiziksel agresyon olsun, karşı tarafı kapatır. Direkt savunma noktasına geçer ve sizi dinlemez. Tamamen kendi savunmaya yönelik bir hale geçer. Öfke bir haksızlığa uğradığımızda hissettiğimiz bir duygudur. Dolayısıyla bir şey konusunda öfkelendiysek, bu haksızlığı karşı tarafa anlatabilirsek, bak sen böyle yaptın, bu sebepten dolayı ben veya arkadaşım veya her kimse haksızlığa uğradı. Sen haksızlığa uğrama konusunda ne düşünüyorsun gibi bir boyuta çekip onun fikrini sorup, onu neden yaptığını sorup bir şekilde oradan yola çıkarsak bir diyalog kurarız. Ve bu diyalogla da aslında o haksızlığa sebep veren davranışı birazcık mercek altına yatırmaya başlarız karşımızdaki kişiyle birlikte. Benim bir önerim bu. Diğer önerim bazen öfkemiz gereksiz yere olabilir. Yani öfkeyi yön değiştirme denilen psikolojik bir mekanizmadır bu. Az da başka bir şeyden canımız sıkılmıştır, gireriz, gereksiz bir öfke duyarız. Biraz analiz etmek gerekiyor. Bazen belki gereksiz yere öfkeyi hissediyoruzdur. O zaman durumu bir perspektife koymak gerekiyor. Ya her seferinde de öfkeye direkt tepki vermeden, özellikle öğretmenler buna çok maruz kalıyorlar. Bir sınıftan öbür sınıfa, müdürüyle tatsız bir toplantı yaşar, sınıfa girer. Öğretmen arkadaşıyla takışır, sınıfa girer. Ve hep sınıfa girer. Öğretmen hayatıdır bu. Yani sürekli olarak sınıfa girer ve o sınıfa nasıl girdiğini insanız. Çok farklı şekillerde sınıfa giriyoruz. Bazen o öfkeler işte dışarıdan beslenebilir. Öyleyse aman lütfen. Öğrencilerimiz çok bizim kutsal, hayatımızın kutsal parçaları ve çok da bizden etkileniyorlar. Özellikle yaşları küçükse onu yansıtmayalım. Bu bence anne babalar için aynı şey geçerli. Bir diğer öneri de bazen öfke mizahla birleştiğinde karşı tarafa çok güzel etkiler yaratabilir. Yani öfkeli bir anınızda bir espriye vurup olayı devşirme. Hele bu sınıfta toplu bir gruba öfke duyuluyorsa. Karşı tarafa birazcık böyle hafif esprili, hicivli bir şekilde eleştirerek o öfkeyi ifade edebilirsiniz. Bu da ortamı yumuşatır, karşı tarafın sizi daha iyi anlamasını sağlar. Bu noktada öfke duyduğunuz grupla daha gene makul bir iletişim kurmanıza yardım eder. Bunlar benim kişisel önerilerim. Şimdi daha önce bizim yaptığımız çalışmalarda, daha önce aldığımız eğitimlerde bir şey öneriliyordu. Şimdi ben onu biraz anladığım kadarıyla anlattıklarınıza göre biraz modifiye ettim diyor, deniyordu ki orada. Hani bazı durumlarda çok fazla duygusal tepkiye gelebilirsiniz. Bazı durumlarda tam tersi bir ebeveyn tarzında bulunabilirsiniz.
Önemli amaç karşı taraflı bir yetişkin ilişkisini kurabilmek de deniyordu. Ben şimdi bunu şunu ekledim. Yetişkin ilişkisini kurmakta eğer duygularınız içindeyse bunu çok rahat ifade etmeniz lazım gerektiğinde ki daha sonra zorlanmıyorsunuz. Yani ben bunu anladım söylediklerinizden. Umarım doğru anlamışımdır. Ben orada şey de söyleyeyim. Her zaman için öğrenciyle yetişkin ilişkisi kurmak zorunda değiliz bence. Çünkü öğrenciler yetişkin değilse eğer ki bu gayet normaldir. Yaş gereği, kendi kişisel gelişim gereği bazen yetişkin olmayabilir öğrenci. Ama bu sizin onu eğitmeyeceğiniz anlamına gelmez. O zaman öğrenciyle yetişkin değil, yani çocuk ilişkisi de gayet bence... Ya Mahmut Hoca hep onu yapmıyor mu çoğu zaman? Yani illa ki her zaman öğrencilere yetişkin muamelesi yapmak zorunda değiliz. Zaten o noktalarda belki öfke biraz daha efektif bir şekilde verilebilir. Yani biz aslında bizden daha alt statüdeki bir kişiye daha rahat kızarız. Ve ona kızarken kendimiz biraz daha olgun hissedebiliriz. Genellikle öfkenin agresyona dönüştüğü yerler ya bizle aynı seviyedeyse ya da bizden üst seviyedeyse. O zaman böyle artık çığırından çıkma. Bizden alttaysa zaten bir korumacı duyguya da gireriz. Bir affetmeye de yönelir o ilişki. Ya her zaman da yetişkin muamelesi yapmak zorunda değiliz öğrencilerimiz. Eğer değillerse. Diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Gayet uzun, belki biraz yorucu sizin için. Bizim için çok yararlı bir çalışma oldu. Hiç yorumladım. Çok büyük enerji aldım. Çok çok keyifliydi. Bir soru geldi aslında arada. Ben de sormadan geçemeyeceğim. Birkaç öğretmenimiz farklı şekilde sordu. Bunu dedi ki biz bu çalışmanın sizin daha dediniz ya yarım günlük bir çalışmayla çok farklı bakış açısı kazanabilir öğretmenlerimiz ya da kişiler dediniz. Bunu nasıl alabiliriz diye bir soru geldi. Bu ben de dedim ki içimden hocam bir gün öğretmen akademisine gelir. Hakan Hocam. Arkadaşları çağırırız. Hep beraber bir çalışma yaparız dedim içimden ama tabii fazla iyimser bir şey oldu. Yok ben bir noktada yani şimdi gerçi 6 ayda sabatikla geldik buraya ama ben bir yandan bu eğitim programını yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine sokmak istiyorum. Yani şirketlerle de şu an bağlantı içerisindeyim. Garanti Bankası da buna dahil. Dolayısıyla belli koşulları yaratabildiğimizde fiziksel anlamda tabii en başta çünkü yani dijital ortamda yapılabilecek bir şey değil bu çünkü benim bir takım yöntemlerim var sosyo drama yöntemi kullanarak ben biraz oyunculuk benim çünkü bir tarafım da aktördür tiyatro yönetmenliği oyunculuğu yaptım hem Boğaziçi'nde hem Kanada'da doktora yaparken hem Amerika'da uğraşıyorum dolayısıyla yüz yüze yapılacak bir eğitim bu yani severek bir şekilde yapabileceğim kapasitede yardım etmeye çok isterim ilerleyen zaman içerisinde. Çok teşekkür ederim. 6 aylığına buraya geldik sabatikal için ama bundan sonra da bir ayağımız burada olacak yani. Belki 6 ay daha burada kalırsınız. Belli mi olur? Kesin döneceğiz ama o aralarda gidiş gelişler olabilir. Yani ilgilenen öğretmen grubu varsa bir okula gidip o eğitim verilebilir. Yani çünkü genellikle aynı kurum içindeki kişilerle ben bu eğitimi yapıyorum. Yani birbirini tanıyan, ortak problemleri olan kişilerle yapıyorum. O noktalarda yani bir talep gelirse ben severek bunu değerlendiririm. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun tekrar. Öğretmenlerimiz de fazla tutmuyor. Fazla tutmuyorum derken bir saat zaten zamanı açtık ama çok keyifliydi. Ben çok mutlu oldum. Tekrar sizi dinlemekten. Aynen. Ben de çok keyif aldım. Herkese çok büyük başarılar diliyorum. Dönem sonu da yaklaşıyor. Çok iyi. İnşallah dönem iyi geçer. Ve hep çocuklarımızı sevelim. Sevgi en önemli duygu. Oradan başlarsak birçok şey zaten kendiliğinden çözülecektir. Her şey içimizde. Diyorlar ya. Teşekkür ederiz tekrar. Kendinize iyi bakın tüm katılımcılara. Daha sonra bu sunumu, bu semineri izleyebileceksiniz. Orobokteri adresinden. Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Başka bir şey. Hemen şunu da söyleyeyim. E-mail adresini verebilirim. Herhangi bir şekilde duygularını, yani geri bildirimlerini ya fikirlerini paylaşmak isteyen arkadaşlar varsa çok sevinirim e-mail ile bağlantı içerisinde kalmaktan. Ben nasıl yapabiliriz o e-mail geçişini, nasıl yapabiliriz? İstiyorsanız şu an sohbet kısmına yazabilirsiniz e-mailinizi. Daha önce dediğiniz hani bir deneysel çalışma katılmak isteyenler bu e-maile başvurabilirler. İsterseniz onu da o şekilde yapabiliriz. İstiyorlarsa bize de başvurabilirler. Biz size temasa geçmek için elimizde gelen tamam, şey. Tamam ben o zaman şöyle bir e-mail yollayayım hemen. Gmail adresini yolladım. Okul ekranım çünkü çabucak doluyor. Bazen gelmiyor biliyor mesajlar. Gmail ile bağlantıya geçerlerse çok sevinirim irtibat halinde kalmaktan. Kendinize iyi bakın. Fikirler almaktan. Evet görüşmek üzere.